7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Benim adım Emin. Biraz uzundur dilim. Her yere yetişir elim. Pahalıdır biraz ücretim. Ay yok ya. Türkiye'de evlenenlerin yüzde kaçı evlilik sözleşmesi yapar? Peki siz yapar mısınız? Şimdi zaten ben... Açıyoruz. Bence burada açmayın. Niye? Nazara geliriz. Evet, hep öyle olmaz mı zaten? Oo, birazcık. Oo, belim. Hanım, bir çay koy da içelim diye sesleneceğim. Bir çay koy diyeceğim, o da getirecek, şöyle bir limonlu çay içeceğiz beraber. O kafa dinlemelik. Ben emekli mi o zaman? O zaman Akışan ablası gelsin efendim. Ben geldim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bir şeyin de dibini tutuyor. Birinci gün çikolata sosu yanık demiştiniz Emin Bey. Şimdi sizin başınıza geldi aynısı. O sarma içi mi Emin? Soğan ben doğramayı sevmiyorum. Gözlerim ağrıyor diye. Kıskananlar orada mı? Aç tezgahını altına. Tutun bakayım şurada. Tutun Emin Bey, tutun. Tut. Ha? Dışarıda dişlerini bile eğiliyor onlar. Dişlerini. Ay, keşke tırnaklım olsaydı. Bu akşam bu bahçede efsane yemekler yiyeceğiz. Mis gibi arabaşı çorbası, bakalım hanımlar hamuru yutabilecekler mi? Ben arabaşı çorbasını seçtim. Size de bu iki saat içinde bu iddiamı da koydum, yaptım. Olmamışım işte. Tadına baktınız mı da olmamış tadına diyorsunuz? Tadına değil, hayır. Bunun hamurunun beklemesiyle alakası yok, tekrar söylüyorum. Döktüğün gibi zaten kalıp haline alıyor. Kalıp haline sen alıyor. Bunu tutturamamışsın. Ama bu arabaşı çorbası maalesef salçalı olmaz. Ben salça bunu kayınvalidemden öğrendim. Kayınvalideniz nereli? Uşaklı. Uşaklı. Egeli. Tabii. Ama ben Konya yöresine Egeli, ait bir çorba yaptım. Ama yani Konya yöresi de belirtmediniz ki siz. Arabaşı denilen çorba salçasız asla görmedim ben. Rabia Hanım'ın konuşunca böyle inanın ki düşmanın konuşuyormuş gibi düşünüyorum ve aşırı sinir oluyorum. Pişi mi bu? Ne? Hayır, pişi falan değil. Kesim ya, bıçak mı kesmiyor, anlayamadım. Şu andaki ana yemeğimde aşırı derecede iddialıyım ve tadını inanın ki beğeneceğini düşünüyorum. Hemen tadına bakalım o zaman. Bu arada sokak kedisi yanımıza geldi. Pirzolun kokusunu alınca. O bile lezzetli yemekten anlıyor. Yemeyeceğimiz ona kalacağını anladığı içindir. Yemeği çok beğendim. Ve eti pişirirken bir teknik yaptım. Bakalım bilebilecek misiniz arkadaşlar? Etiniz yanmış Emin Bey. Kübra Hanım'ın eti beğenmesini ben de anlamadım. Yani ne yapmaya çalıştığını çözemedim. Beğenmedim, oynuyorsun, evet. Tribünler oynuyor. Evet, hadi beğenmedim. Bitti. Sen bu salatada da yağ var diyor musun bacım? Hayır, yağ yok. Bırak şimdi, ben de dayanamadım. Buna yağlı diyorsanız sizin o zaman yani ben, ana yemeğiniz tamam, neydi şişe o zaman? Ana yemeğiniz neydi? Kızı ses, ben adaletsiz yorumlar yapıldığını düşünüyorum. Ben o kadar 10 çeşitte çıktım. Hanımlar, beyler, şahane lezzetlerin dostu, inatçı kirlerin bir numaralı düşmanı tek program Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'e hoş geldiniz. Ekranların en leziz, en temiz yarışması Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim'den Now ekranlarından herkese merhabalar efendim. Hazır olun efendim, bugün de yine muhteşem enerjimizle keyiflerinizi yerine getireceğiz. Bugün kim yarışıyor? Emin Bey yarışıyor. Haftanın en genç, en dinamik yarışmacısı, kendine güveniyor. Biliyorsunuz ki özgüveni bayağı yüksek Emin'in ve genç yaşta büyük işler başarmış. Altını çize çize şunu söylüyor: bu hafta birinci olacağım. Hadi bakalım Emin, hangi menüyle birinci olacaksın görelim. Bugün programımıza Bodrum'dan katılan, yorumlarıyla dikkat çeken iddialı yarışmacı Emin Bey'e konuk oluyoruz. Şahane lezzetler, muhteşem tarifler, müthiş hamaratlıklar için biz hazırız. Hoş Emin geldiniz. Bey, günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Hazır hoş mısınız? Hoş geldiniz. Hazırım, bomba gibiyim. Kadir Bey, ben güllerle sizi güllerle karşıladım. Sizin Allah. Yollarınıza güller seriyorum. Şöyle buyurun Kadir Bey. Size bir bomba şey gibi enerjik bir şekilde. Ben evlilik teklif ederken bile yerlere gül dökmemiştim. Ben de sizin için böyle bir şov teşekkür yapmak teşekkür ediyorum Emin Bey. Hoş geldiniz. Görüyorsunuz, yarışmacım beni nasıl onur ediyor efendim. Çok duygulandım. Evet. İlk defa biri yollarıma güller döktü de. O kişi de ben oldum. Otomatikman gene yerlere bizim süpüreceğimiz aklıma geldi bir anda.
Hazır mısın Emin? Hazırım, bomba teşekkür gibiyim. Teşekkür ediyorum bu arada yaptığın şovunu da. Teşekkür ederim, sağ ol. Belasın başa belasın. Günaydın dış ses. Günaydın. Emin iyi hazırlanmış görüyor musun? Efendim bomba gibi hazırlanmış. Maşallah. Mutfakta güzel konuşacak. Evet. Bomba gibi tarifler anlatacak, kameraya sırtını dönmeyecek. Ve hanımlara da tek tek cevabını verecek. Değil mi? Evet öyle. Sizin düşünceniz nedir Emin Bey ile ilgili? Bir tanıyalım. Bugün acayip şeyler olacak. Daha tanımadığımız neresi kaldı bilmiyorum ama gene de Emin Bey'i bir tanıyalım. Ondan sonra da yarışmacılarımız gelsin. Hadi buyurun. Gül döktüm yollarına. Kalanı da ben sana dökeyim bari. 5 senedir bir aradayız. Feda olsun sana. Benim ismim Muhammed Emin. Soyadım Aslan Bayrak. Bodrum'dan katılıyorum. Çok iddialı bir yarışmacıyım. 18 yaşındayım. Tatlı ve pastacılık üzerine okudum. Aşçılık eğitimleri aldım. Temizlikler yapıyorum. Kendime güveniyorum. Özgüvenliyim. Başarılı olduğumu düşünüyorum. Enamarat benimden, Emin Bey'in gününden herkese tekrardan merhabalar efendim. Evet, beklenen an geldi. Haftanın başından beri herkes Emin Bey'i çok merak ediyordu. Ben de keza öyle. Ve bugün Emin'in günü. Evet Emin'cim. Öncelikle evime hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi saray gibi bir evde karşılamak istedim. Öyle de oldu. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Hepiniz çok şık olmuşsunuz öncelikle. Bugün benim günüm. Umarım beklediğiniz şeylere karşılaşırsınız. Umarım her şeyi güzel bir şekilde sunarım diye düşünüyorum. Bir soralım mı? Ne bekliyorlar önceki? Bu arada cidden şansına çok güzel bir eve denk geldi. Çok güzel bir ev. Şu anda saray gibi hissediyorum. Saray gibi bir evde yarıştığımı hissediyorum. O yüzden çok şanslıyım. Yarışmacılarım da öyle. Çok şimdi güzel. Şimdi Kübra Hanım, Emin Bey'den ne bekliyorsunuz? Ben Emin Bey benim gibi eğitim aldığı için güzel şeyler yapacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Beklentim ondan yüksek. Beklentin yüksek. Evet. Rabia, şık bir sofra mı bekliyorsun yoksa sadece lezzetli yemekler mi bekliyorsun? Şık bir sofra bekliyorum evet. Yemek olarak pek ümidim yok. Umarım beni şaşırtırsın. Hmm. Şaşıracaksınız. Ondan tamam, bekliyorum. Sofra için evet ama yemek için çok teşekkür bekliyorum, ederim. Sağ olun. Ederim. Eda Hanım, sizin düşünceniz nedir Emin Bey'le? Bugün nasıl geldiniz Emin Bey'e? Yani ben de o şekilde bekliyorum. Böyle bir yerde şık bir sofra bekliyorum. Ama onun dışında dediğim gibi beklentim çok yüksek değil ama beni şaşırtmasın istedim. Allah Allah, yemek konusunda beklentileri yüksek değil. Pazartesinden böyle çocuk otelden bahsetti, çıraklık okulunda okuyorum dedi. Evet. Hiç bunlar sizin için bir şey ifade etmiyor mu yani? Yok, bazı şeylere yaptığı yorumlardan dolayı bir şey ifade etmiyor. Zaten açıkçası böyle eve girerken çiçekler serpmiş evet, böyle. Evet, yerlere çok oradan şu bunu gördük. Şov yapmak zorundayım. Kadir Bey gibi birisini evime çağırıyorum çünkü. Tamam, masada da bekliyoruz. Ve ayrıyetten size de yerden toplamadım. Çünkü evet, siz de aynı şekilde benim için gül gibisiniz. Ve sizin için de aynı şekilde öyle. Siz de nasiplendiniz üstünde. Yani evet, siz de nasiplendiniz. Keşke Emin Bey de kendine karşı dürüst olsa, o da becerikli olmadığını biliyor ama inkar ediyor. Hülya ablacığım, hazır mısın? Hazırım Kadir Bey. Soruları sorayım mı artık? Soralım. Hadi bakalım o zaman, ilk soruyla başlıyoruz efendim. Evet. Bugün kendi günüm. Dün Eda Hanım'ın kendi evinde kendi aldığına göre altın bileziği. Bugün de kendi evimde yine altın bileziğe koşacağım. Kadınların evde en sevmediği ev işi. A. Koltuk silmek. B. Perde takmak. C. Ütü yapmak. D. Bulaşık yıkamak. Emin, sana göre kadınların en sevmediği ev işi hangisi? Bence perde takmak olduğunu düşünüyorum ben. Erkeklerin takması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kadınlarımızın gününde boyları çok kısa oluyor. Ve hani bunun için biraz daha zorluk yaşadıklarını düşünüyorum ben. O yüzden erkekler ben taksın. Ben çok rahat takabiliyorum. Perde bu arada evde merdiven de var. Evet. Merdivenimiz de var evde. Evde merdivenimiz yok. Ben o yüzden. Tabure var. Tabureye çıkıp takabilirsin. Sandalyeye çıkıp takabilirsin. Peki. Evet. Buyurun Rabia Hanımcığım. Sizin cevabınız nedir? Ben hiç ütü yapmayı sevmiyorum Kadir Bey. Kim yapıyor peki evde ütüyü? Ben yapıyorum. Ha, sevmeye sevmeye. Sevmeye sevmeye, mecburiyetten yapıyorum. Hülya Hanımcığım, siz evet, hangi işi sevmiyorsunuz? Kadir Beyciğim, ben de maalesef ütü yapmayı hiç sevmiyorum ama hep ben yapıyorum. Rabia Hanım'ın mecbur dediği gibi. Çok üzülüyorum çok sizin adınıza. Çok severek yapmıyorum açıkçası. Peki Eda Hanım? Ben de kendi günümden yola çıkarak ben de ütüyü sevmiyorum. Zaten eşim yapıyor ütülerimi. Evet, Allah Eda Hanım'ın bütün ütülerini eşi yapıyormuş çok bu güzel, arada. Çok güzel, çok şanslısınız. Evet. Tebrik ediyorum. Evet Kübra Hanım. Ben de aynı şekilde ütü yapmayı sevmiyorum. Ütü vakit yapmayı sevmiyorsunuz. Bence kadınlar perde takmayı sevmiyor. Ben hala son kararım bu fikrimde. Ve doğru cevap ütü yapmak efendim. Evet, kadınların en sevmediği bir şey ütü yapmak. Emin aramızda tek erkek olduğu için bilememiz çok normal. Buradan eşim Ömer'e sesleniyorum. Onu çok seviyorum tabii ki de. Beni ütü konusunda yormasın çünkü ütü yapmayı hiç sevmiyorum. İkinci soruya gelelim bakalım. Haydi, 4 tanesi doğru cevap verdi yarışmacılarımızdan. Emin de iyi düşünsün. Türkiye'de en çok neyin hayalini kurarız? Evet, herkes bir düşünsün bakalım neyin hayalini kurarız. A. İyi bir meslek. B. Aşık olmak. C. Çok para kazanmak. D. Aile kurmak. Kübra
Kübra Hanım buyurun çevirin efendim. Türkiye'de en çok neyin hayalini kuruyoruz? Ben Türkiye'de genel olarak düşünerekten aile kurmanın hayalini kurduklarını düşünüyorum. Çünkü hep onu da şu büyüklerden yola çıktım. Hani böyle askerden gelince evlendirelim, şöyle yapalım, yuva kuralım falan. Yakısacız attım diyebilirim aslında çok da. Evet yani verdiğin cevaplara bakınca atmış ama oldun. Ama diğer türlü olsaydı aslında diğer seçeneğim de İyi bir açıklama yapamadın şu anda. Para kazanmaktı aslında aklımda. Aile kurmak dedi. Ama onu yazdım evet. Peki bu daha çok ebeveynlerin hayali ama. Ebeveynlerin evet. Peki Hülya Hanım sizin hayaliniz nedir efendim? Çevirin tahtanızı. Şu hayat şartlarını çok para kazanmak. Çok para kazanmak. Geçinebilmek için. Rabia Hanım sizin hayaliniz nedir? Benim hayalim çok para kazanmak. Çok para kazanmak. Evet. Çevir bakalım tahtanı. Genel olarak insanlar da meslek sahibi olmak istiyorlar. Ben para kazandıktan sonra mesleğe gerek yok evet, bence. Ama A yazmışsın, meslek yazmışsın. İnsanlara göre düşündüm. İnsanlara göre düşündün. A şıkkı iyi bir meslek dedin. Evet. Peki Eda? Ben de bu hayal şartlarına göre C yaptım ama bana göre de iyi bir meslek sahibi olmak. İyi bir meslek sahibi olmak dedin ama C'ye yazdın. Ama yani Türkiye geneline göre, şu anki şartlara göre C'ye tabii ki. Peki, Emin Bey? Ben çok param olsun diyorum, çok param olsun. Mesleğim olmasa da olur, param olduktan sonra. Çok para, çok para, çok para, aile kurmak ve Rabia Hanım da meslek sahibi olmak demiş. Hazır mısınız sevgili seyirciler? Eminim siz de kendinizce bir cevap verdiniz. Bakalım doğruyu bildiniz mi? Doğru cevap, yani tabii ki iyi bir meslek sahibi olmak. Ben en çok neyin hayalini kuruyorum? Yani boşuna insanlar gibi yalan söylemeye gerek yok. Ya herkes bunu ister. Ben de çok fazla param olmasını istiyorum yani. Paran olduktan sonra her şey oluyor zaten. Şimdi gençler parayı çok istiyor, haklılar ama aslında bunun gençlikle alakası yok. Hayat şartlarıyla alakası var. Yani yaşa da bakmıyor paranın olup olmaması. Para bir ihtiyaç maalesef bu zamanda. Şimdi üçüncü soruya geliyorum. Türkiye'de evlenenlerin yüzde kaçı evlilik sözleşmesi yapar? Evlilik sözleşmesini bilmeyen var mı aranızda? Hayır, yok. Bunlar yapıyor. Bakayım neden yapsın? Kadir Bey zaten verecek bir şey yok. Kız belki sonradan zengin olacak adam. Belki hayal kuruyor bir şeyler yapacak olabilir. Olsaydı zaten olurdu. Herkes anasının karnından zengin doğmuyor. O, ama o onun aklına gelmiyor. Fakirin aklına gelmiyor. Zenginin aklına geliyor. Peki evlilik teklifini etmiş. Salona gelinmiş. Gelinlik giyilmiş. Bazı film sahnelerinde görüyorsunuz. Evet son anda. Çat diye oğlanın anası çıkarıveriyor evlilik sözleşmesini. Yani burada biraz da oğluna şey demek istiyor. Bak bu kadın senin malın için evleniyor demek istiyor. Bazı kadınlar hırsıyla imzalıyor. Diyor ki ben malı için değil oğlunuzu sevdiğim için evleniyorum diyor mesela. Sonra da kaynana yapıyor bunları boşandırıyor. Kıza kalıyor ortada. Hadi Bey nikahtan dönerim. Ben yırtarım o kağıdı nikahtan atarım dönerim. Eşime sorarım. Hani sen buna razı mısın? Eğer razıysa yani orada da olsa imzalamazsınız. Kesinlikle. Ben imzalardım. Çünkü orada sevgi yok yani. Emin zengin olsan ileride de inşallah iyi bir meslek sahibi olacaksın zaten. Evet. Kendinden de eminsin. Peki böyle bir sözleşme işine yapar mısın? Durumum olsa da olmasa da fakir de olsam ben yapmak isterim açıkçası. Karşımdaki ilk kişiye yani güven vermem, sağlamam da. Ama evlilikte yapmış olurum yani. Şimdi bir saniye. Ben evlilik yapmayı düşünmüyorum zaten. Çok ciddi bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Hayır diyorsun ki karşımdaki kişiye güven de vermem, güven de sağlamam. Ama nasıl evleniyorsunuz o zaman? İşte zaten belki evlenmiyormuş. Şu an bekara boşa bak kolay o yüzden öyle söylüyor. O yüzden Kadir düşünmüyorum Bey, zaten. Bu önümüz yani bu yıl zamanlarda artık böyle evlilik kavramımız bitiyor yavaş yavaş. Zaten gençler aslında evlenmek istemiyor. Beraber yaşamak istiyor sadece. Evet evliliğin böyle çok stresli olduğunu falan düşünüyor. Kadir biraz Bey, da maddiyattan dolayı Efe. Sakın o soruyu bana sormasak. Peki siz yapar mısınız? Şimdi zaten ben... Evet Kadir Bey sizi bekliyoruz. Şöyle söyleyeyim yaptınız zaten... Mı? Kaçırır mıyım? Tabii ki de yapmadı. Böyle şey olur mu? Yani ama şunu söyleyeyim. Zaten TC kanununda evlenmeden önce kazandığınız bütün mallar size ait aynen oluyor. Ben de şu ana kadar yapmış olduğumu yaptım evlenmeden önce. Onlar zaten bana ait ama bu saatten sonra evlendikten sonra yapacağım her şey tabii ki eşim de ortaktır. Yani başta zaten eğer böyle bir şey düşünüyorsanız karşı taraftaki kişi sizi buna itiyorsa ve bunları düşündürtüyorsa zaten onlar uzaktır. Yani bu sözleşmeyi yapan adamlar genelde böyle kadından sürekli para duyan ya da böyle para hırsı olduğunu anlıyor. Ondan sonra yaptırıyor. Onun için böyle bir şey hissediyorsanız hiç durmayın bile diye düşünüyorum. Böyle insanlar da Kadir çok var Bey, bu arada. Zaten boşanma TC kanununda boşanma olduğunda yarı yarıya bölünüyor mal. Yani ama işte mesela bir babadan kalma evet malıysa adamın eşiniz alamıyor. Alamıyor. Evlendikten evet sonra da babadan mal kalsa gene alamıyor. Alamıyor. İki evlenmeden önce yaptığınız bütün mallar alamıyor yine sizi eşiniz de alamıyor. Evet. Sonra çalıştığınız her şey ortak bir şey oluyor. Yaptığınız evet ne varsa. Peki o. Türkiye'de evlenenlerin yüzde kaçı evlilik sözleşmesi yapar? A %6, B %1, C %13, D %8. Ya
Yani ben kendi adıma söyleyeyim, evlilik sözleşmesini ben sadece filmlerde gördüm. Etrafımda hiç görmedim. Yok, ben etrafımda çok gördüm. Gördün evet. mü? Evet. Demek ki nasıl bir zengin cemiyette takılıyorsan Eda Hanımcığım. Benim etrafımda çok var. Benim etrafımdakiler hep babasından miras kaldığı için yeni olarak evlenmeden önce olduğu için zaten öyle bir şeye gerek duymuyorlar. Yani ben görünce de şok oluyorum, nasıl yani diyorum. Peki çevir bakalım yüzde kaç dedin? %13. Senin etrafın bayağı sözleşmelerle dolu anlaşılan. Etrafım. Hülya abla. Aynısı Kadir Bey. %13. Evet. Vay be. 8 Türkiye'de... yaptım da sonra vazgeçtim. Emin Bey. %13. Allah Allah. Kübra Hanım. %6 dedim ama. %6 dedin. Rabia. %1 dedi. Evet, o da dizilerde. Dizilerde bence de. Benim eşim asla öyle bir şey bana teklif etmez tabii ki de, beni tanıdığı için. Eğer evlilik sözleşmesi teklif etseydi tabii ki de kabul etmezdim. Onu da yarı yolda bırakırdım. Türkiye'de evlenenlerin %1'i evlilik sözleşmesi yapıyor efendim. Hadi bir 3-3 yaptım. Direkt dizi alabilir miyim? Ha, öyle oldu hanımefendi, ne uyanıksınız siz. Başka ne istersiniz? Bana evlilik sözleşmesi teklif etseler kesinlikle kabul etmem. Zaten o kişiyi sevmem. Kendimi değersiz hissettiğim için bence kimse de tercih etmemeli. Evet, 3-3 yaptı Rabia Hanım'ı, tebrik ediyoruz evet, efendim. Evet, tebrik ederiz. Ama önemli olan doğru zarfa ulaşmak. Evet, hayatta genel olarak şanssızımdır. Çünkü zaten şanslı olanlar biraz çirkin oluyorlar. Ben bunu her zaman söylüyorum, Allah çirkin şansı versin diye. İç sesin ne diyor? Pembe diyor mu, gri de diyor. Dış sesin ne diyor? Gri diyor, iç sesim de pembe diyor. Dış sesim ne diyor? Ben bilmem diyor. O bugün öksüremiyor. Evet, gri mi pembe mi? Pembe Kadir Bey. İçinden pembe ilk diyorsun. Ne geçiyor pembe? Evet. Yarışmacımız 3-3 bildi. Ve şu anda pembe zarfı seçiyoruz efendim. Gri de olabilir. Bak beni neyle dalga geçme, hangisiyse o çekiyorum. Ama hep pembe istiyordum, o yüzden içime kaldım. Ben de pembe istedim ama gri de olabilir. Önemli değil Kadir Bey, pembe. Hazır mısınız? Evet. Hadi inşallah. Hazırsanız. Güzel bir şey çıksın. İnşallah. Evet ya, ben çok seviyorum Altın Kadir Bey. Utanmasaydım hani böyle çok evet. gösteriş olsaydı. Kız sen var ya takıp sen. Gelirdim, sen ne fenasın sen. 3-3'ü bildin, bir de pembe zarfa gitti. Hadi Kadir Bey. Ve sevgili seyirciler. Rabia'cığım çekiyorum. Boş çıkacak değil mi o yüzden? Hazır mısın? Hazır mısın? Boş olabilir mi? Hazır mı Kadir Bey? Hep birlikte 3-2-1. Al sana pembe. Her sonra da oldu. Okulun mu yerine? İnan ki Rabia, benim günümde gri açabilir misin? Gri açabilir misin? Ama bu Rabia. Ama ben de gri. Kadir Bey geri sarabiliyor musun? Ya gri de görmüş olduğunuz gibi altın bile. Ama ben gri de düşündüm ama hep gelmeden önce pembeyi seçeceğim. Büyük bir bardakla soğuk su getir, içine de buz at, Rabia'nın içi söz. Biraz şanssız galiba. Hemen. Geriye geliyoruz. Geçtiğimiz evet. günlerde Emin Bey iddialıydı değil mi? Evet. Menü konusunda da iddialıydı. Bazı hanımlar yemek konusunda pek sana güvenmeseler de şimdi güzelce menünü bir say bakalım. Eminim seyircimiz de merak ediyordur. Evet. Çorbam Arapaşı çorbası. Ara sıcağımda Milas otlu böreği. Yanında yaprak sarması. Onun yanında kırmızı pancar mezesi var. Ana yemeğimde kuzu pirzola. Altında renkli patates püresi. Onun yanında garnitürlerim var. Tatlı olarak güzel bir bitiriş yapmak istedim ve profiterol seçtim. Böyle bir menü yaptım size. Salata umarım beğenirsiniz. Salatam yeşil salata arkadaşlar. Emin Bey o yüzden benim profiterolüme büyük ihtimal yanık demişti kendisi yapacağı için, ki ben de kusur aradı. Yalnız çorba büyük olarak kendisi... Arapaşı çorbasıyla başlıyoruz. Arapaşı da Konya yöresine ait güzel Peki, bir çorbadır. Peki şey yapacak evet. mısın yanına? Ama onun Kudekin hamurunu yapacak mısın? Hamurunu? Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Biz bizim oranın çünkü annem evet, Konyalı Konya'nın. Bizim orada. Aha. Ama hamurunu yaptığımda bir ana yemek olarak sunuluyor. Ben çorbası ama şöyle söyleyeyim. Bu çorbanın da en büyük tartışması bu. Hamuru evet, mu hamuru? Şöyle ben söyleyeyim. Ben de yapacaktım o yüzden cesaret edeyim. Tam olarak anlayın diye anlatıyorum. Arabaşı hamuru yazınca hamuru çıkıyor. Arabaşı çorbası yazınca çorbası çıkıyor. Ben çorbasını yapıyorum size ilk başta, onu söyleyeyim. Hani kafanızda karışık. Ama Arabaşı'nın hamuru şey ismi. Arabaşı çok kolay evet, bir çorbaya gidiyor. Ben hamuru şey, şöyle evet, söyleyeyim aslında kendi hamuru. Kafamdan düşünüp biraz yapayım size de sunayım istedim. Ama bence yemek sofrasını hamur ile yaptığımda size başlayarak... O zaman ismini tavuk suyu çorbası direkt geleceğiz. Çok basit çorba evet, çünkü. Evet, benim arabamın eşi. Hiç basit bir çorba olduğunu düşünmüyorum. Ben basit. Çok iddialı bir çorba. Hamurunu yapmasını şey biliyor musun? Hamurunu yapmayı biliyorum işte. Tabii ki. Hamurunu yapmasını biliyor musun? Sizin siz hamuruyla istiyorsunuz, hamuru da yaparım. Tam eğer bu benim için sıfır, hamuru da yapıyorum. Diye giriyorsa yani istiyorum. Benim şu anda ona katladım. Emin şunu soralım mı? Eğer hamuru olursa bu çorbayı ana yemek falan saymazsınız değil mi? Çorba olarak alabilirsiniz. Zaten Arapaşı hamuruyla yerim. Kadir Bey ben sayarım
ama dedim ki kendisi arabaşı çorbası dedim. Emin benim için iddialı bir rakip değil çünkü yaşı küçük bir kere. Bir de tecrübesi olduğunu düşünmüyorum. Bir de menüsünü gördüğüm zaman zaten çoğu mezeden oluşuyor. Basit bir menüsü var. Emin Bey'in menüsü benden güzel değil. Kendisi arabaşı çorbası yapacağım dedi. İçini yapmayacakmış. Onu yapmadığı zaman bu çorba olmuyor zaten. Biz direttiğimiz zaman da biraz emküm etti çünkü zor olduğunu biliyor. Yalnız bunu usulüyle içebilecek misiniz? Bak, bu sefer ben de onu beklerim. Yani bu çocuk bu hamuru dökerse hepiniz yutacaksınız. Yani bir kere çiğneyip yutuyorum Kadir ben. Kadir Bey bir şey söylemek istiyorum. Arabaşı çorbası bu arada kaşığı aldığımda suya koyulup hemencik yutulması gereken bir şey. Çiğnediğinizi çiğneme görmek yok, istemiyorum. Yani ben normalde bir zaman da çiğniyorum bir kere. Bir kere döndürüyorum yani. Normalde yani. Hayır döndürmem ama onu direkt o zaman küçük alacaksın. Hamur istemeyi biliyorsunuz yutmasını da bileceksiniz. Yutamayacağınız hamuru istemeyeceksiniz. O zaman arabaşı yapacağım. Kahvelerimi getiriyorum bakalım. Hadi getir. Şimdi her şeyin bir usulü var. Madem ki maşallah cır cır herkes istiyor hamur. Hamur ben normalde de lokta yutamıyorum. Hani isterse boş bir şey olsun yine bir çiğnemeden hani alışkanlık olduğu için bizde. O yüzden ben çiğnemeden yutamam. Portakallı Türk kahvesi yapıyorum. Ağızlarına yakışacak bir tat olduğunu düşünüyorum. Sunumlarım var. Şu anda çok iddialı bir sunumla giriş yapacağım içeriye. Rabia bir korkuyorsun sanki. Hayırdır? Hayır ben asla korkmam. Yutabilecek misin hamuru? Yutamam. Niye? Sert olursa o yutulmaz. Ama ben onu düşünüyordum. Şey birden... çok önemli. Kıvamı çok önemli ama Kadir Peki, Bey. Peki hamuru isterken bunu yutabileceğini düşünmediniz mi? Ben hamuru istemedim. Keyfi istemedim. Kadir Bey kendi ben bunu yapacağım dedi. Benim için çok kolay bir şey hamuru yapmak. Hiç sıkıntı yok. Önemli olan yutabilecekler mi? Yutamazlarsa benden valla eksiği alınlar. Bence menümü çok beğendiler. Şu anda boş yorum yapmaya çalışıyorlar. Ama o kadar fesatlarından çatladılar ki benim böyle güzel bir menü yaptıklarım için kıskanıyorlar şu anda beni. Tatlı profiterol güzel bağlamış mı? Yetiştiremeyecek Kadir Bey. Niye? Menü yetiştiremeyecek. Menü yetişir. Menü kolay aslında bana Yok. Göre yine. Kendi çok kalabalık. Kendi çok yavaş. Menü, mezeler çok kendi fazla yavaş. Olduğu için kalabalık Meze çok duruyor. Kalabalık. Kübra az önce evet. Hamur yapmak 2 saatte zor dedim. Başını bekleyecek dedim. Tatlıcı olduğu için profiterole çok rahat yapıyoruz zaten. Ben yarım saat yapıyorum. Hepsinin başı beklemeli değil mi? Hayır beklemeli değil. Fırına atıyorsun. Aşamalı değil mi peki? Hemen yapıp profiterol hamurunu zaten hemen hızlı tencerede yaptık. Tabii bütün menü profiterolden mi ibaret? Yok tatlı olarak söyledim. Ara menü genel olarak kolay mı? Menü genel olarak çok kolay zaten. Tavuk çok suyu çorbası kolay. Emin yaşı küçük olmasına rağmen kendinden yaşça büyüklere göre ve ev hanımıyım, tecrübeliyim demelerine rağmen onlardan daha güzel bir menü çıkardı. Kendim çok genciyim ama Bodrum'da da evlere gidiyorum, temizlik yapıyorum. Kendim çok iddialıyım. Yaşım küçük olabilir ama deneyimlerim çok. Kendimle çok barışık bir çocuğum. O yüzden kendime çok güveniyorum. Dün Eda'nın menüsüne de kolay demiştin. Onunki zaten hepten kolaydı. Ya. O kolay, o da hepten kolay. Onunki hepten kolay. Sana göre, bir tık çeşit eklemiş bu ama yetiştirir. Yani hani ama bak yetiştiremeyecek... yaprak sarma tek tek sarılacak yine yaprak pişecek. Yaprak sarma zaten zahmetli çok şeyler var. Çok yardım olabilir sizden Kadir Bey. Ben alıştım artık çok da. Yani. Ama yani genel size olarak... Size yaptırabilir çoğunu belki yok, de. Yok içlerini falan o yapacak genel olarak. Çünkü tadını tuzunu onun vermesi lazım. Şöyle ben giriş hemen zarflarımızı alayım. Bileziği de alayım. Bugün kimse alamadı zaten. Alın. Ben olsam alırdım onu. Hülya şöyle buyurun. Teşekkür ederim. Size vereceğim. Gri dedin masamız ya. Çünkü. Biraz yaklaşma elimizde oldu. Mi tutacağız bunu? Masaya koyabilirsiniz. Böyle mi oturduracak? Tekli sandalyem yok evde o yüzden. Aa tutacağım. Tutun şimdilik. Dün siz öyle söylemiştiniz ya. Çok ayıp ama. Ama masam var koyabilirsiniz. Böyle sorun olmaz ki Kadir Bey. Tutun şimdilik. Emin'in sunumu gayet sadeydi. Tabii ki kahvesi birazcık bizim tat ve zevklerimize göre değildi. Onun dışında normaldi. Eda Hanım bence şimdiden başladı. Kendi gününü oynuyor. Puan vermemek için mi başladı anlayamadım ben de. Pastacı olarak ondan bir tatlı beklerdim. Bir pasta evet beklerdim. Hazır şeyler. Geldi. Başlayacağım. Geleyim kendim. Şöyle. Merak etmeyin. Beni... Bismillah. Vallahi kusura bakmayın. Bardaklarım. Yok hiç önemli değil. Nazar değildi. Bence Emin heyecanla yenik düşecek. Çünkü bugün kahve sunumunda yaptığı gibi bardağı düşürdüğü gibi tabii ki bu olabilir. Ama bugün heyecanla bayağı bir yenik düşeceğini düşünüyorum. Yanına böyle 2-3 parça bir şey koymuş ve çok güzel olduğunu iddia ediyor. Gördük zaten. Döktü kırdı her diye. Ben kendi çorçalımı istiyorsunuz Kübra Hanım size vereyim kusura bakmayın. Kahvenin içine sıçramış olmasın? Evet, ben direkt... kendi kahvemi versem olur mu? Olur olur direkt ben onu o şekilde alabilirim. O zaman şey yapıyorum şöyle yaparaktan. Bardaklar çok küçüktü durmuyordu yani kucağımda bile böyle tutarken çok sallanıyordu her an dökülecek gibi. Bardaklar kötü tercih. Tadına Emin Bey sakızlı dibek kahvesi yaptınız büyük ihtimalle. Ben ama de bir yandan da sanki çikolata tadı geliyor. Ben onu aldım dibekten şey geliyor bu karışık. Çok duru dibek. Bir şey söyleyeceğim. Bu menengeç ve dibek şu an içinde sanki. Aslında bir meyve var bilemediniz. Portakal mı var? Portakal Türk kahvesi yaptım bugün size. Evet portakal kokusu geliyor. Portakal kokusu ve hafif aroması var. Size özel bir kahve geliyor. Olsun dedim. Normal Türk kahvelerinde çok meyve kullanılmaz. Ben bugün bir portakal aroması koymak istedim. Bence çok güzel koymak olmuş. İstemedim. Hani biraz az olsun diye. Yanında Churchill yaptım. Kendim tadına bakamadım kusura bakmayın ama hani meyveli bir kahvenin sonrasında böyle hem karnı hazmetmesi iyi olsun hem de güzel bir eşlikçi olsun diye. Peki bu dibek mi normal Türk kahvesi değil bunu ama içmedim ben. Hani içtim olarak görmeyeyim. Bu da döküldü çünkü.
çünkü. Yapıp geleyim mi isterseniz? Yok, yok, lütfen. Ben kendim lafını bekleyen, lafında da iyi laf sokan birisiyim. Kişiyi seversem çok severim. Ona her halükarda çok böyle kardeş olmaya çalışırım. Bir kişiyi sevmediysem de her dakikayı bulduğuma laf sokmaya çalışırım. Ben Rabia Hanım'ı sadece sevmedim. O yüzden de benden sürekli lafı yiyecek kendisi. Hemen şunu da söyleyeyim. Ondan sonra Kübra temizliğe Hanım, geçelim. Zaten ortalık battı. Emin'cim, Kübra Hanım dün Eda'nın menüsünü kolay bulmuştu. Bugün onunkini daha da kolay buldu. Seninkini de kolay buldu bu arada. Kübra Hanım öyle. Evet. Çorban bildiğimiz salça, un kavuruyoruz. Tavukları haşlayıp atıyoruz. Çok basit. Hani dün söylemiştim ya sulu köfte diye. Yanına hamurum da var. Hatta peki onunki, hamurla onun, beraber zor olduğunu düşünmüyorsun. Onunki de hamurla bile hamurunu yapacak mısın? Yapacağım tabii ki. Ha, yaparsan tamam. Arasıcan güzel tercih olmuş. Çok güzel bir tercih. Evet. Ama yaprak sarması dedi 6 kişilik saracak dedi. Benim için şu var. 6 kişilik saracağım böreği, ama onun yaprak sarması pişirmesi var. Mezen. Bunların üçü de basit zaten. Çabuk yapılacak bir şey. Nasıl basit? Bunlar böreği kendim açacağım. Bu arada. Güzel pişirme. Aa, el açmasın mı? Böreği kendim açarak yapacağım. Tamam. Neyi açayım? Bu arada Milas böreği, Milas otlu börek çok böyle. Biz hazır yufka siz de Bodrum'a gitmiştiniz diye duyuyorum. Hiç yediniz mi? Yedim. Nasıl olacağını az çok tahmin ediyorsunuz. Evet. Lezzet içinde olur Milas hiç otlu böreği. Hiç kendini yorma masada görsünler o zaman ama bak börek el açmasıymış. Tamam. Şaşırdık şu an. Yani biz hazır yufka olarak. Ben de düşündüm ki o kadar yorum yapmaya çalışıyorsunuz. Böreğe el açması mı, hazır mı olduğunu belki sorarsınız. Bir dolu yorum yaparsınız vallahi sen bu yaşta 4 tane kadın önüne gerçekten güzel el açması bir börek çıkart. Artık bilmiyorum ağızlarını açıp ne derler göreceğiz. Hemen temizliğe geçelim battı ortalık. Ah benim gidiyor. Bugün arkadaşlarım dolmuş bir şekilde gelecek. Benden böyle çok iddialı şeyler beklediklerini düşünüyorum. İddialarını bugün karşılayacağım. Bugün yani neymiş sunum, neymiş yemek görecekler hepsi. Bugün yarışmamıza Bodrum'dan katılan genç yarışmacımız Emin Bey var. O zaman Akışlar'la ablası gelsin efendim. Ben geldim. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bir şeyin de dibini mi tutuyor? Birinci gün çikolata sosu yanık demiştiniz Emin Bey. Şimdi sizin başınıza geldi aynısı. Hafta başından beri rakiplerini kıyasıya eleştiren Emin Bey, bakalım mutfakta nasıl bir performans sergileyecek? O sarma içi mi Emin? Bu soğan ben doğramayı sevmiyorum. Gözlerim ağrıyor diye. Kıskananlar orada mı? Aç tezgahın altını. Tutun bakayım şurada. Tutun Emin Bey, tutun. Tut. Ha, dışarıda dişlerini bile eğiliyor onlar. Dişlerini. Ay, keşke tırnaklım olsaydı. Milas halkı kusura bakmasın. Onların... Bir saniye, Milas halkı kusura bakmasın dediğine göre Milas halkı böreğinden daha çok farklı bir şey yapıyoruz. Evet, Milas böreğinden farklı. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan. Kadir İzildi ile en hamarat benim de. Merhabalar efendim. Evet, uzun süre sonra ilk defa bu kadar kalabalık ve büyük salonda. Aman cam kırıkları var, basmayın, dikkatli olun. Evet, onları iyi süpürmemiz lazım. Bu nasıl oldu cidden? Hepsini teker teker güzel getirdin. Hepsi nazar değdirdi. Nazar boncuğumla şu anda temizliğimi yapacağım. Hepsinin kem gözü üstümde. Hayır, benim ona gözüm asla değmez ki. Ki değecek bir şey yok ki zaten. Fazladan getirdim. Sağ ol canım, teşekkür ederim. Size takmayacağım. Kadir Bey'e takmak istiyorum. Bana taksaydınız. Sen kamera arkasındasın ya, seni kim görüyor? Emin bence çok doğrucu. Böyle içinde ne düşünüyorsun? Dışına onu yansıtan bir çocuk. Emin Bey şu anda bildiğiniz üzere evlere temizliğe gidiyor. Bodrum'da. Bodrum'da evler de biliyorsunuz. Villalara gidiyor burası gibi. Ve tek başına bir günde bir evi temizleyip çıkıyor. Hatta sabahları onda gidiyormuş. Önce kahvemi içmem gerekiyor dedi. Birazcık kahve içip kendime evet, geldikten sonra. Evet, çok hızlı bir temizlik sonra... yapıyorum. Evet. Bu kahveden mi? Evet, kahvesini içirdi. Gene döküyordu az da. Ondan sonra giriyormuş ve hanımlar o kadar memnun kalıyorlarmış ki Emin Bey dörtte falan gayet güzel bir şekilde çıkıp sürekli gidiyor. Sürekli gel temizlik yap diyorlar. Çok teşekkür ederim hepsinden. Bodrum'da bana küçük Kadir diyorlardı. Bugün Kadir Bey ile birlikteyiz. Bugün bütün Bodrum halkı bizi Kadir Bey ile izleyecek. Kadir Bey'in de gözüne gireceğimi düşünüyorum. Temizlikte benim üstüme kimseyi tanımıyorum. Peki bir evin temizlik ücreti ne kadar? Benim gittiğimi 5 milyardan aşağı gitmem ben. Gitmez. Sen senin kadınlar 800 istiyor diye kendini duvardan duvara vuruyorsun. Benden Emine abla tavsiyesi olduğu gibi görünsün. Allah'tan ki kahve dökülmedi güzelime. Kahvem falan dökülmedi. Hem gözleri yüzünden her şey vallahi şey oldu. Allah'tan sehpanın camı kırılmadı. Cam da kalın pahalı cam. Bir şey olmaz, bir şey olmaz ya. Yenisini alırdık. Ünlü 5000'e gidiyormuş. 5000 lira maşallah. Ünlü falan var mı bunların içinde? Zaten ünlülerin evine temizliğe gidiyorum ben. Kimlere gidiyorsunuz? Emel Sayar'ın camlarını silmiş. Ondan önceki hafta Bülent Ersoy'un döşekleri çırpmış. Ayşe Pekkan, Bülent Ersoy hepsiyle çalışmak istiyorum. Emin Bey temizlikte Kadir'in gözüne girebilir. Çünkü bu işi yapıyormuş zaten söylediğine göre eğer doğruysa. Başarılı olabilir. Temizlik konusunda güvenebiliyorum ona. İddialı yarışmacımız Emin Bey temizliğe salonun halısını süpürerek başlıyor.
Görkemli sehpa ortadan kaldırılıyor. Ben Emine seviyorum. Karakterim olarak da sevdim yani. Kadir Bey! Merhabalar efendim. Zerzavat mı satıyorsunuz? İçine örümcek bağlamış. Kulağımızın pasının silinmesi gerekiyor efendim hemen. Cemile'mi gezdi dağlar meşeli İvan'ım da haydi içkin oldu Cemile ben bu derede düşeli. Hoppa! Efendim ekranların en nezih zentimiz yarışması Kadir Esidiyle'ye namarat verildi. Bugün Emin Bey'in temizliğini göreceğiz. İddialı bir temizlik bekliyoruz. Evet. Ama ben dostese bir şey sormak istiyorum. Sor. Kanımızı da kaldır. Emin Bey'e de var mı sürprizimiz? Var. Var. Emin Bey size layık değil ama. Sandıklar içinde çok şanımız var. Hazretim Mevla'ya yalvarmamız var. Nereye koyayım? Koyun oraya. Buyurun beyefendiciğim. Emin Bey'e dış sesten bir sandık dolusu. Neyi bakalım? Açıyoruz. Bence burada açmayın. Niye? Nazara geliriz. Evet, hep öyle olmaz mı zaten? Evet. Hadi açıyoruz. Açın şunu artık. Ta 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 ta. Kadir Bey bunlar ne? Bunlar çeyiz efendim. İçinden çok güzel naftalin kokusu geliyor. En sevdiğim şey. Kokulu ses. Bayılırım. Eyüp Sultan'da 5 lira. Naftalin koymuşlar için. Çok şık bir sandık. Emin Bey temizliğe devamlı gittiği için illaki bilgisi vardır. Çünkü devamlı gide gide öğrenmiştir yani. O yüzden temizliği güzel yapabilir. Temizlik de kendisini çok yorarsa mutfakta enerjisi düşebilir. Emin Bey size bir şey buldum. Size sürekli bir şey çıkarıyorsun. Hula hop yapacaksınız. Evet. Çeviriyorlar ya adamı çok zorlar. Emin Beyciğim bir çevirmeyi deneyin. Ben becerebileceğim. Bunu küçücük kızlar sokakta bir. Şöyle şöyle. Kalın belimle olmaz. Altından gibi. Üstünden. Önce iğme ver sonra çalkala. Oo. Birazcık ooo belim. Git Allah'ını seversen. Dış ses tut şunu tut bunun arkasında örümcek ağ var. Örümcek ağları alınmak üzere aynalı şifon yer çekiliyor. Ve Emin Bey aradan süpürgeyle dalıyor. Hayalim kendi iş yerimi açmak istiyorum Bodrum'da. Tek hayalim şu anda bu. Bunu elde edeceğimi düşünüyorum. Son bir senem olduğunu düşünüyorum. Şu bezi şöyle Kadir Bey size vereyim. Emin sen kaç numara ayakkabı giyiyorsun? Ben 42 numara giyiyorum. Ayağım büyük değil ama elim büyük. Şöyle güzel sıkarsınız. Şöyle ıslattınız bütün bezin her yerini. Bravo. Şöyle sıkılır bez. Sonra nereden başlayayım Kadir Bey? Bize sormayın efendim. Şöyle komple altını, üstünün, tozunu bir alırsınız. Sonra yine ince bir bezden. Bezi şu anda tutamıyorum çünkü biraz bunlar tırtıklı bir tahta. Öyle. Elinize kıymık batmasın aman. Batmaz. Bana hiç bir şey olmaz. Ben temizliğimi iyi yapayım da bana bir şeyler olsun sıkıntı yok. Emin çok heyecanlıydı zaten. Fark ettim yüzünden de hareketlerinden de çok heyecanlıydı. Bu heyecanla eğer yemekte bu şekilde davranırsa zaten direkt kaybeder. Strateji yapıp direkt yemeğe odaklanması lazım. Tamam mı Emin arkası itelim mi yerine? Tamamdır Kadir Bey arkası ama yerleri silmedim. Orayı da sileyim. Bir tamam, daha çünkü çekip şey yapması zor olduğu için. Evet ev sahibi. Ev sahibine de kolaylık olsun onu da düşünüyorum. Emin bence şovunu yapacak. Masasında çok iddialı olacağını düşünmüyorum. Ama menüleri sağlam, güzel. Beğendim menülerini. Menüsüyle rakiplerinden takdir toplayan Emin Bey. Bakalım yaptığı temizlikle de Kadir Ezildir'in takdirini kazanabilecek mi görelim. Bugün öyle güzel bir menü hazırladım ki Konya esintisi, Bodrum esintisi, Milas esintisi her yerden bir şeyler kattım. Ve menüme böyle o kadar güveniyorum ki yani anlatılmaz yaşanır. Ne çabuk mutfağa geçtin be Kadir. Mutfakta öyle bir yer buldum ki o yüzden dayanamadım. Ne yapıyorsun Kadir? Sokak kapısı mı burası? Orayı da süpüreceğiz şimdi. Oradan dışarı doğru gideriz işte. Yo yo öyle olmaz öyle olmaz. 1-2-3 Dal arkasına. Dalamadın hayır. Güzelce kavra çek. Dolabın arkası tam temizlemelikmiş valla. Ooo Kadir Bey. Bak tam sana temizlemelik tam yer buldum. Tam bana göre tam. Şunu çıkarayım Kadir Bey 2 dakika. Heh. Dolabın arkası için detaylı bir temizlik başlıyor. Süpürge çalışıyor. Bezler sıkılıyor. Maşallah. Dolabın üstündeki örtüyü aldınız galiba. Evet dolabın üstündeki örtü geldi. Bunu bir silkeleyelim buradan. Geri en azından onu da silip yerine koyarız. Desene benim adım Emin, uzundur biraz dilim, her yere yetişir elim ama biraz pahalıdır ücretim. Aynen öyle. Bunu kendime. Sen böyle bir yaz kendine. Ben kendime bundan sonra bu lafı söyleyeceğim. Eviniz Emin ellerde. Emin Bey kendini çok fazla gaza getiriyor, çok yükseklerde hissediyor ama düşüşü çok sert olacak. Benim adım Emin, biraz uzundur dilim. Her yere yetişir elim. Her yere yetişir elim. Pahalıdır biraz ücretim. Pahalıdır biraz ücretim. Eviniz Emin ellerde. Eviniz Emin ellerde. Her yeri silerim. Ay yok ya. Emin Bey çocukken anneciği ve babacığı ayrılmış. Ablası babasında, Emin Bey de annesinde kalmış. Bir de abim var, o da benimle beraber kaldı. Ablası şu anda evliymiş İstanbul'da. Bir tane
İstanbul'da mıydı ablam? Ablam İstanbul'da. Yeğenim de var. Çok özledim onları. Bayağıdan beri göremiyorum. Ablasıyla uzun zamandır görüşemiyormuş. Ayrı kalıyoruz. Bir şey diyeceğim. Niye şimdi İstanbul'dakine ablana gitmiyorsun? Yahu Kadir'cim dur bir dakika. Bir dakika dur. He otelde kalıyorum dediydi ya. Sürpriz yapacağız beyefendiye zaten. Ama Kadir Bey niye böyle yaptınız? Ya ben ne bileyim senin ablanın görüşmediğin uzun zamandır. Bayağı özledim. Yeğenimi özledim. Ve ablası geliyor. Yanında babası ve babaannesiyle beraber. Oh mu aile. O zaman görüşmeyelim. Bence de buradan çıktık. Ben de ağlıyor zannettim biliyor musun? Babasıyla görüşmüyorlar da o açıdan. Babam çünkü Samsun'da yaşıyor. Çok görüşme şansımız olmuyor. Telefondan beni desteklediğini söyledi. Ha telefonda görüşüyorsunuz. Konuşuyorlarmış. Telefonda görüşüyoruz. Canım. Teşekkür ederim bu yüzden. Peki en son yüz yüze ne zaman görüştünüz? Bayağı oldu yine 1-1.5-2 sene vardır diye düşünüyorum. Tatillerde görüşüyor musunuz? Yani görüşme fırsatımız çok olmuyor. Ama benim babamın fındıkları var. Bu iznimde onun fındıklarını almaya gidebilirim. Buradan da ona müjde. Her iznimde babamın fındığını alırım. Evet. Maşallah 1,5 senedir görmeye gitmiyorsun ama fındık parası almaya gidiyorsun ha? Parası değil. Hem fındığımı istiyorum hem para da istiyorum tabii ki. Yüzün çıkmasın senin. Temizlikte yer silmeyi çok severim. Koltuk tozlarını almayı severim. Süpürge yapmayı severim. Yerleri silmeyi severim. Cam silmeyi severim. Yani her şeyi severim kısacası. Peki evet, şu Kadir suları Bey. Ben banyoya getireyim. Şu mutfağın ağzını bir toparlayalım Emin'cim. Hadi toparlayıverin arkadaşlar. Emin Bey kahve sunumlarımızı bir masaya koyar mısınız? Kadir'cim orayı bırak da böyle gel lütfen. Sunumdaki çikolata kaselerine bakar mısınız? Evet. İçinde yıldızlı peçeteleri var. Kayıt esnasında kim ne yedi? Kimse bir şey yemedi. Kayıt biter bitmez hepsi avuç avuç ceplerine doldurdu. Genelde öyle oluyor zaten. Şu anda da görüyorsunuz zaten. Peçete bile kalmamış. Peçetenin içine hepsini koyup götürmüşler diye düşünüyorum. Ya bardağı ısırmışlar. Bakar mısın ya? Bardağı ısırmışlar. Yok böyle bir şey ya. Bir şey söyleyeceğim Kadir Bey. Gözlerinin var ya o yapmış bak. Gözlerinden, nazarlarından bardak bile ortadan ikiye ayrıldı. O yüzden nazar boncuğumu taktım ki nazar değmesin diye. Emin sakarlığını kem göz nazar deyip bence bunun arkasına sığmasın. Kadir benim dikkatimi çekti. Emin Bey günlük 5000 lira kazanıyormuş ya. Günlük 5000 lira çok büyük para. Benden fazla kazanıyor beyefendi. Bir şey diyeceğim her gün gitmiyordur canım. Dışarı her gün gidiyor. Ya cam mı dayanmış? Emin Bey bizim aklımıza bir şey takıldı. Siz ayda kaç kez 5000 liralık işe gidiyorsunuz? Allah aşkına bana doğruyu söyleyin. 101'in üzerindeyse de doğru söylemeyin. İşimi bırakırım şuracıkta. Adam istifa dilekçesi aldı önüne. Bodrum'da ünlü ve zengin insanların evlerine gittiğim için... Biraz, tamam doğru anladık. Yüksek şekilde çalışıyorum. Ayda kaç kez gidiyorsunuz? Ayda bir 10-15 kere gidiyorum. Allah sizi kahretmesin. Ama şöyle bir şey var. Çıktığım gibi alışverişe ve harcamaya gittiğim için birazcık para çok kalmıyor bana. Ne alışverişine gidiyorsun? Kıyafet alışverişi yapıyorum. Hayır tutmuyor gözün kör olmasın. Her gün bir kafelerdeyim, her gün bir müzik dinlemem. Sen dedin ki ben millete yemek ısmarlamam falan filan. Biz de dedik ki bu oğlan tutumlu, iyi para ama tutuyor. Ama şöyle bir şey, en azından paramı da tutuyorum. Şu anda araba almaya düşünüyorum. Araba bir günde kaç para harcıyorsun? Bir günde en kötü 2 milyar falan harcıyorum. Peki hadi bakalım. Kendi paranı istediğin gibi harca. Dolap sileceğim için sularımı tekrardan değiştirip bezlerimi yıkayıp geldim. Şimdi dolaplara girişiyorum. Tamam hadi. Emin Bey tabii ki de şov yapmaya çalışacak Kadir Bey'in gözüne girmek için. Ama onu da yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü Kadir Bey bunu fark eder diye düşünüyorum. Emin Bey'de acayip hırs var. Gereksiz hırs var. Yani bir şey ispatlamaya çalışıyor ama ne ispatlamaya çalışıyor anlamış değilim. Bari ben de gideyim koridoru temizleyeyim. Ya başıma gül döktü sağ olsun Emin Bey ama. Başına iç açtı yani. Kadir Bey gelip temizleyebilirim. Sıkıntı değil. Yok yok ben hallederim. Tekniklerden bahsediyorum. Öbür yarışmacıların bahsetmediği için en azından seyirciler benden bir şeyler öğrensin. Emin Bey bir gelin buraya da eserinize bir bakın yani. Ne güzel yerlerde güller var. Emin Bey o kadar eğitim almış ya sürekli otellerde böyle yapıyoruz diye. Otellerde gelen misafirlere kuru gül mü döküyorlar? Tamam beyefendi gidebilirsiniz. Ne güzel bir şey Kadir Bey. En sevdiğim şey yerden gül yaprağı toplamak. Genelde Kadir Bey yaparken... sizin için yaptım ama ben bunu. Canımsın sağ ol. Şunları da kaldırıyoruz. Yerlerine sonra koyarız. Şurada dursunlar. Ocak başlıklarını parlatırken Kadir de koridoru temizlemeye devam ediyor. Temizliğimiz bir an önce bitse de Emin Bey'in muhteşem menüsüne başlasak artık. Ben
Ben çok küçük yaşlarda yemek yapmaya başladım. Anneannemle birlikte başladık biz bu işe. Anneannem Emin bunu yaparım, bunu yapalım derken derken ben yemek yapmaya başladım. Anneannemin öğretmesi için çok teşekkür ederim. Sonra annemden gördüm. Yani küçük yaşlardan başladım ben. Yani 8-9 yaşlarında yemek yapmaya başlamış bir gençtim ben. Bakkal Necmi ne yapıyorsun? Kenti açıyor. Dükkanı açıyorum be ya Kadir. Bu saatte dükkan açarsan müşteriyi biraz zor bulursun. Yalnız bir şey değil mi? Bu kente de kirlenmiş. Yeter ya, her yerde temizlik görmekten bıktım. Biraz hava almak istiyorum. Bahçeyi gezelim diye çıkardın seni zaten. Gözüme kirli tenteyi açtın. Şimdi nasıl gezeceğim bahçeyi? Akşam şurada yemek yiyelim diyorum Kadir'cim. O ağacın altını. Temiz temiz. Hem manzarası da güzel. Emin zaten çok şık bir sofra hazırlayacağını söylüyor. Bence hızlı. Ay! Bence kamerayı kıracak. Bence Emin hızlı ya, güzel getirir götürür. Büyük ihtimalle yaşının verdiği gerekçesiyle yemeği bilmiş olabilir ama sunumla hiçbir alakası olmadığını düşünüyorum. Hiçbir bilgisi yok. Kötü bir masa bekliyorum ondan. Bak işte sana diyorum ya, köyde ev yaptırmak istiyorum diye. Tam böyle bir şey istiyorum. Ağacın altında oturmak istiyorum. Dinlenmek istiyorum. En büyük yaram dinlenemiyorum. Kadir'cim buradan hanım bir çay koy da içelim diye sesleneceksin. Bir çay koy diyeceğim, o da getirecek, şöyle bir limonlu çay içeceğiz beraber. O kafa dinlemeli. Ben emekli mi o zaman? 10 dakika sonra ne yapacaksın o zaman? Siz ne yapıyorsunuz? Sıkılmıyor musunuz bir yerden sonra? Biz boş boş oturamıyoruz. Ha, çocuklar olduğu için tabii. Ben zaten tek başıma da oturamıyorum. Benim oturmama gibi bir problemim var. Bana yardımcı olun. Oturamıyorum ben. Hadi kalk o zaman. Bak oturamıyorum işte, görmüş olduğunuz gibi. Evde de oturamıyorum. Yani beni böyle mesela bir villaya da bıraksanız. Sen de çıksınız. Kadir bütün gün bahçede yuvarlanıyor. Nereye yuvarlanıyorum? Bugün hem yemek yaparken hem konuşacağım, hem oynayacağım, hem şarkılarımı söyleyeceğim, hem de yemeklerimi yapacağım. Bu akşam bu bahçede efsane yemekler yiyeceğiz. Mis gibi arabaşı çorbası, bakalım hanımlar hamuru yutabilecekler mi? İstediler. Ben de onlara yutturacağım hamuru. Ara sıcakta mis gibi dolmamız var, yaprak sarmamız. Yanında kırmızı pancar mezemiz var. Ve otlu milas böreği. Herkes el açması yapamaz diye düşündüler. Adam çat diye el açması yapacağım dedi. Göreceksin. Bu arada ana yemek olarak da kuzu pirzola, patates püresi yatağında. Yeşil salatamız ve tatlı profiterol. Şimdi Kübra Uygun profiterol yapmıştı ya. Bakalım bunu beğenecek mi? Sız kalar sinsi olur derler. Demek ki doğru. Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Üstümü giymeye gidiyorum. Beyefendiyi yalnız bıraktık. Adamı da alayım mutfaktan, aspiratörün içine gidiyor. Emin! Hadi gidelim. Akşama muhteşem sofra bizi bekliyor. Yatma yeşil çimene, uyur uyanamazsın. Emin'in sofrasına siz de dayanamazsınız. Haydi. Çok konuşulan, çok tartışılan Emin Bey'in yemeklerini rakipleri nasıl bulacak? Ben arabaşı çorbasını seçtim. Size de bu iki saat içinde bu iddiamı da koydum, yaptım. Olmamışım işte. Tadına baktınız mı da olmamış tadına diyorsunuz? Tadına değil, hayır. Bunun hamurunun beklemesiyle alakası yok, tekrar söylüyorum. Döktüğün gibi zaten kalıp haline alıyor. Kalıp haline sen alıyor. Bunu tutturamamışsın. Ama bu arabaşı çorbası maalesef salçalı olmaz. Ben salça bunu kayınvalidemden öğrendim. Kayınvalideniz nereli? Uşaklı. Uşaklı. Egeli. Tabii. Ama ben Konya yöresine ait bir çorba yaptım. Ama yani Konya yöresi de belirtmediniz ki siz. Arabaşı denilen çorba salçasız asla görmedim ben. Rabia Hanım'ın konuşunca böyle inanın ki düşmanın konuşuyormuş gibi düşünüyorum ve aşırı sinir oluyorum. Pişin mi bu? Ne? Hayır, piş falan değil. Kesmiyor, bıçak mı kesmiyor, anlayamadım. Emin Bey'in en beğenilen, en çok eleştirilen yemeği hangisi olacak? Ya şu andaki ana yemeğimde aşırı derecede iddialıyım ve tadına inanın ki beğeneceğini düşünüyorum. Hemen tadına bakalım o zaman. Bu arada sokak kedisi yanımıza geldi, pirzolun kokusunu alınca. O bile lezzetli yemekten anlıyor. Yemeyeceğimiz ona kalacağını anladığı içindir. Yemeği çok beğendim. Ve eti pişirirken bir teknik yaptım. Bakalım bilebilecek misiniz arkadaşlar? Etimiz yanmış Emin Bey. Kübra Hanım'ın eti beğenmesini ben de anlamadım. Yani ne yapmaya çalıştığını çözemedim. Beğenmedim, oynuyorsun, evet. Tribünler oynuyor. Evet, hadi beğenmedim. Bitti. Sen bu salata da yağ var diyor musun bacım? Hayır, yağ yok. Bırak şimdi, ben de dayanamadım. Buna yağlı diyorsanız sizin o zaman yani ben, ana yemeğiniz tamam, neydi o zaman? Şişe gir, bakar mısınız? Kızı ses, ben adaletsiz yorumlar yapıldığını düşünüyorum. Ben o kadar 10 çeşitte çıktım. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir İzildi ile En Hamarat Benim'de. En Hamarat Benim'den herkese merhabalar sevgili seyirciler. Muhteşem bir temizlik yaptık. Ekranların tozunu kirini aldık. Şimdi sıra geldi iştahınızı açmaya. Emin Bey karşımızda. Evet. Emin'cim söz sende, buyur. Bugün 10 çeşitte karşınıza çıkıyorum. 2 saat içinde hepsini yarıştırıp yarışmacıların ağzını kapayacağım bugün. Hadi bakalım. Hepsi lezzetten susacaklar inşallah. Araba çorbasının hamurunu da yapacağız. Peki 2 saatlik süremizi nasıl kullanacağız? Neyden başlıyoruz öncelikle? 2 saatlik sürede ilk başta haşlanması gereken şeylerimi ocağa koyacağım. Tamam. Sonra hamurlarımı, soslarımı, marinasyonlarımı halledip güzel bir şey yapacağım. Peki o zaman yavaştan süremiz de başlasın. Hayır efendim. Emin Beyciğimiz sabah bize bir meramını anlatmıştı ya Kadir Bey. Ha
evet. Biz de boş durmadık. Ne yaptınız? Emin Bey'in o güzel ablacığını davet ettik. Yalnız bırakmayayım, destek olayım dedi. O zaman alkışlarla ablası gelsin efendim. Ben geldim. Hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Ablacığım, hoş geldin. Şükür kavuşturana Kadir'cim ya. Bugün burada yarışacak ama bir tarafı buruktu. Senden evet. de bahsetti. Biz de görüşmenizi istedik. Evet. Bana değil, ona sohbet edin. Buyurun efendim. Evet. Ne dersiniz kardeşimize? Kardeşimin destekçisiyim, arkasındayım. O bizim evimizin en küçüğü ama en marifetimiz, en iyisi. Benim her zaman yanımda, ben de onun her zaman yanındayım. O beni hiç yalnız bırakmadı bu zamana kadar. Ayrı kalmışsınız. Siz baba tarafında kalmışsınız kardeşiniz. Emin Bey annede kalmış. Bu durum sizi çok üzmüştür. Çok zor bir şey. Yani kardeş olup da ayrı evlerde büyümek anıların olmuyor bir kere. Yani kardeş dediğin anılarla büyüyen... Sözün bittiği yer kısmı bu işte. Ama üzmüyoruz kendimizi, bizeyiz. Yok yok tabii ki ama. Evet. Bugün ben menülerimi yetiştirip ablamı da... Biz zaten buradayız, buluşacağız tekrar. Siz ayrı evlerde olsanız da iki aynen. güçlü kardeş olarak her daim evet. bağınızı korumuşsunuz. Bak evet. bugün de yıllar sonra bir araya geldiniz. Evet. Ama hala o bağ çok güzel bir şekilde devam ediyor. Evet. Ki bak gözleri de doldu seni görünce evet. işte. Bir motivasyon daha yapalım mı? Gelin hanımefendiciğim böyle. Zehra'yı gönderiyoruz. Yerine kim gelecek? Oo, sarı papatya. Hele bak 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 bak. Bak yeğenim. Dayısının gülü gelmiş. Benim yakışıklım. Ne yapıyorsun? Çocuk şu an 82 milyonu görünce tabii. Ay maşallah size ya. Dayısı için gelmiş. Şöyle bir resimlerini çek üçü bir araya gelmişken. Allah kahretmesin seni. Ödülü kazanırsam araba almayı düşünüyordum. Ona biraz daha katkı olmasını düşünüyorum. Kedilerim var, hayvanlarım var. Onlara bakıyorum. Onlara destekçi olurum. Geri kalan parayı da harcarım. Teşekkür ediyoruz efendim. Yani teşekkür ama bizim ederim. Yapacak bir sürü yemeğimiz aynen. var. Ve acımasız 4 tane yarışmacımız var. Evet, gördüm. Görüşürüz Ahmet Çınarcığım. Kolay kendinize gelsin size. Ayağınıza sağlık hanımefendi. Dediğim gibi güzel bir menü seçmiş ama tabii bunları yetiştirebilir mi, yapabilir mi, nasıl yapar, lezzetli mi? Bu menüyü güzel çıkarır ve lezzetli bir şekilde çıkarırsa ona güzel puan verebilirim. Çok teşekkür ederim. Aldın gazı ilerliyoruz. Aldım gazı. Hadi bakalım. Başlıyoruz. 3, 2, 1 süre başladı. Yeter şeyini yaptın. Başladı. Tamam. Ne yapıyoruz önce? İlk başta haşlaması gereken şey. Ne haşlanacak? Kırmızı pancar mı? Patatesimi ocağa koyacağım. Emin Bey 3-4 çeşit meze saydı ve menüsünün kalabalık olduğunu söylüyor. 3-4 tane parça parça meze koyduğu zaman tabak kalabalık gözükeceği için güzel bir şey yapacağını sanıyor ama çok basit. Ben şu anda hamurumu, böreğimin hamurunu da yoğurup... Evet, börek hamuru. Ne koyacağız içine? Un, su, tuz mu sadece? Un, su, tuz tabii. Başka ne olacak? Bazıları maya koyuyor ya onun için dedim. Olmaz Kadir Beyciğim. İşte olmaz da koyuyorlar biliyorsun. Kadir, Milasotlu böreğin iç harcında soğan, maydanoz, ıspanak, pırasa, çökerek peyniri var. Bunlar pişecek mi, çiğden mi? Biz çiğden yaparak yapıyoruz. Bunun amacının çiğ olması lazım. Ama pırasa içinde öyle hemen pişer mi çiğden? Emin Bey Milasotlu böreğinin hamurunu yapmaya başlıyor. Daha önce otlu börek yapmadım kendim. Bir arkadaşım da yemiştim. O otun kokusu bana hoş gelmemişti. Eğer aynı otu kullanırsa ben çok beğeneceğimi düşünmüyorum. Şu anda biraz daha dinlensin hamurum. Şimdi neye geçiyoruz Emin? İyi oturdun ha. Bismillah ya. İnsaf et, insaf. Beyefendi Kadir'e bir şeyler verin hadi. Bana bunları sorar mısınız Kadir Bey? Eldiven ver kızım, eldiven ver. Evet. Emine benim tavsiyem mutfakta çok heyecan yapmasın. Heyecan olunca bütün her şey birbirine karışıyor. Bence sakinliğini koruması gerekiyor. Yavaş olması da hızlı devam etmesi gerekiyor. Çünkü saati ve zamanı çok kısa. Tarihler burada yazmıyor mu? Hayır ama vermeyeyim ya. Yazmıyorduk. Ne istiyorsunuz bana sorun. Profiterolün sosunu. Koca papaz. Profiterolün sosu için malzemelerimiz yarım çay bardağı kakao, bir çay bardağı un, bir su bardağı şeker, bir litre süt, bir adet bitter çikolata. Pastacı aleminde, pasta şeflerinde bizim dakikada yaptığımız, hazırladığımız bir tatlıdır. Emeksiz, zahmetsiz. Biz pastacılar bu tatlıyı en basit tatlı olarak görürüz. Bir şey diyeceğim, bu pancarları haşlayacak mı, sıkacak mıyız? Şey böyle yapacaktık, doğruyu yapıyorsunuz. Sıkılmaz, rengini verecek Kadir. Ben siz yapmış hayır, pancarı mı koyacaksın? İçine sadece suyunu dedi çünkü. Siz böyle yapacaksınız, hiç sıkıntı yok. Ben sonra bir tane daha size ayrı etlerine ekleyeceğim. Emin Bey profiterolü sosuna sütünü de ekleyip ocağa koyuyor. Unu ne kadardı? 160 gram tereyağı, 1,5 su bardağı un, 5 tane de yumurta. Bu patuşu için. Efendim? Hamuru yani. Yani hamuru. Tamam, bu pancarlar ne olacak şimdi? Bitti bunlar. Öyle beklesin. O arkanızda bir tane daha pancar var Kadir Bey. Onu da yaparsınız benim için. Bunun içine mi yapacağım onu da? Evet, şey onu ayrı yapayım. Niye? Başka bir şeyin içinde. Onu başka bir şeyle kullanacağım çünkü unutmayayım. Bir
şeyin de dibini tutuyor. Bana da bir koku geldi. Sen bu hamurum olmuş zaten. Ona çok yüksek açmışsın. Az kısaydın al. Birinci gün çikolata sosu yanık demiştiniz Emin Bey. Şimdi sizin başınıza geldi aynısı. Niye hatırlatıyorsun? Yanmıyor. Latinat ne mi yazık? Günah çocuk öyle yansın mı? Ben yansa bile yanmadı diye satarım onlara. Sıkıntı yok. Kendi gününde bu tatlıyı yapacağı için meğerse direkt bir kulp bulmuş ki kendim yapacağım benimkini beğensinler gibisinden. Ama çok basit. Çok oldu bu Kadir Bey. Ne yapıyorsun ya? Ayrı her şey rendeledi. Onu farklı kullanacakmış, bunu farklı kullanacakmış. Kafama göre mi çalışıyorum ben? Yarışmacıya göre çalışıyorum. Kafana göre çalışıyorsun tabii ki. Kendini bana anlattırma. Kendi istediğim gibi yapsam bu sefer de diyecek ki kafana göre iş yapıyorsun, yarışmacıya göre yap. Hep öyle yapıyorsun sen zaten. Emin sen bana demedin mi bir tane fazla evet, yap diye? Evet öyle yap dedim. Sen de sırf benim inadıma konuşmak için oturuyorsun orada sırf. Vallahi susarım. Hah o da bir tehdidi, ben de yapmam o zaman. Sen sunucusun. Ya hangi sunucu yemek yapıyor televizyonda? Onlar çok iyi muhabbet ediyor. Vay vay. Sen düzgün sunamıyorsun diye eline iş veriyoruz, yaranamıyoruz. Yapmıyorum o zaman. Hangi sunucu mutfağa giriyor? Dış sesle konuşuyorlar. Otur yarışmacıyla tek başına. Açıkla benim ağzımı şimdi. Ha işine gelmeyince hemen çamura yatıyor. Sen yokken ben kendimi parlatırım. Parlat dedim işime gelip dedim. Sanki hoşuma gidiyor burada mutfakla uğraşmak. Ve Kadir Esildi itiraf etti. Yaptığı işten memnun değilmiş. Bir de dünyanın parasını kazanıyor. Vallahi kusura bakma o paranın iki katını bile sadece masada oturarak kazanıyor. Onlar yıllarını vermiş reyting yapamıyorlar. Bak sen ne güzel iş yapıyorsun. Niye az önce ne diyordun? Allah'ım atıyor mu tutuyor mu belli değil, beni çıldırtıyor. Toparlayayım dedim seni ya. Toparlamana gerek yok, ben şeyi bilen biliyoruz artık. Bence taktiksel olarak ilk önce yaprak sarmasını alıp hemen ocağa atması lazım. Çünkü yaprak sarması kolay pişen bir... onun haricinde Kadir Ezildi'nin de yardımını alarak anca o şekilde yetiştirebilir. Onun haricinde yetiştiremez. Dolmamın içini hazırlıyorum şu anda. Yaprak sarması için malzemelerimiz... yarım kilo baldo pirinç, birer tatlı kaşığı tuz, pul biber, karabiber, nane, kekik... iki yemek kaşığı domates salçası, bir adet soğan, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ... ve 500 gram üzüm yaprağı. Emin Bey şimdi soğan doğrama şovu yapacak. Dikkat. Bir esprisi yok diye düşünüyorum. Soğan ben doğramayı sevmiyorum. Gözlerim ağrıyor diye. O sarma içi mi Emin? Evet. Biraz şöyle tük 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 yapsaydınız ya. Emin biraz büyük gibi onlar sarma içi. Bu içinde sarma şey olacak, yok olacak. Soğan dediğiniz büyük olur benim. Şöyle tük tük vurun. Biz montajda tık tık sesini koyarız onun. Bak ben vurunca da diyor ki yalandan ses çıkarıyorsun diye tak 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 tak. Sen yalandan vuruyorsun ama. Niye yalandan vuruyorum? Sen bir kesiyorsun, üç boşa vuruyorsun. Ya öyle sese muhtaç kalırsın işte bak. Havadan efekt veriyorum. Yaprak sarmanın şarjını hazırlayan Emin Bey güzelce karıştırıyor. O ne öyle tuz ekler gibi pirinç koydunuz? Böyle olması gerekiyor. This is. Adamın taktikleri o, ince işleri. Dolmanın içini yapmışken sarıp köşeye kaldırmak istiyorum. Bir daha uğraşmak istemiyorum. Bence de sar kaldır. Kübra Hanım dedi ki zaten dedi 6 kişilik saracak dedi. Sanki neye sarıyormuş dedi. Ne kadarlık? 100 kişilik mi sarayım bu programda? Ben de anlayamadım ne istiyorlar onlarda. İnşallah güzel bir yaprak tercih etmiştir. Geçen haftalarda yapraklar çok kötüydü. Bugün şansına yaprak ipek gibi. Yaprak sarmada baharatların kıvamını tutturması gerekiyor. Bunu da yapabileceğini sanmıyorum ki ince ince sarması gerekiyor. Büyük ihtimalle zeytinyağlı yapacak. Sarma bir yetenek işidir. Elle hiçbir alakası olduğunu düşünmüyorum. Eğer yapabilirse puanını da kapacak demektir. Şöyle şimdi senden bir de zeytinyağlı yiyemem türküsüyle güzel bir performans bekliyorum Emin'ciğim. Sesim çok güzel, çok beğeniyorlar okulda da. O zaman patlat gitsin bir tane, haydi. Zeytinyağlı yiyemem ama bilmiyorum ben, o yaşlı şarkısı. Genç şarkısı söyleyin. Hadi bak beraber sarıyoruz canım, söyle. Durdurayım sürenizi, öyle söyleyin. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim, güzelim. Bodrum. Sen, Bodrum bana, ben Bodrum'a. Sen söyleme. Sözünü bilmiyorum diyor, ne yapayım şimdi? Tamam, olması seni gerek. Seni Allah kahretmesin, şu herifle beni papaz ediyorsun. Söyle işte sözünü bil de. Ağzımı açmıyorum ben sarma sarayım. Nerede zıvası görüyorum? Beyefendi patlatın bir tane. Bodrum'un akşamları bir başkadır. Keyifli günler bize yaşatır. Ben Bodrum'dayım, o Bodrum'da. Her gün geziyoruz alemde. This is az önce söylediğim şarkı kulaklarımızın pası silindi. Bestesi güftesi beyefendiye ait. Sizi izlerken kıskançlık içindeyim. Beni kıskanan çok zaten. Kıskananlar orada mı? Evet, bütün hızımızla devam ediyoruz. Siz de bu eğlencenin bir parçası olmak istiyorsanız ekranın altından geçen numaradan ve sosyal medya adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Her sabah yarışmamızda altın bilezikten Nevresim takımına çeşit çeşit harika sürpriz hediyeler veriyoruz. Ama boş zarf da var, unutmayın. Ya sabah sen 3 soruyu da bil, git boş zarf seç. Pembe de pembe, pembe de pembe. Koca parmaklarıyla o kadar ince yaprak sarma sarabileceğini düşünmüyorum. Ben sarabilirim ama elim ince olduğu için. Rabia Hanım vallahi şu yaprak sarmaları da bayağı ince oluyor, haberiniz olsun. Bu arada Emin Bey de kuzu pirzolalarını marine ediyor.
Tez ovada zaten çok dikkat edeceği bir şey yok. Çok çabuk pişen bir et. Onun harici sadece kurutmasın. Çok pişirirse, çok yakarsa eti kurutur. Emin Bey aslında pek heyecanlı durmuyor. Hani o 4 gün, 3 günün aynı şeyi iddiası devam ediyor ama patlayacak gibi geliyor bana. Arapaşı'nın hamurunu yapacağız. İddialıyız bu konuda. Donsun diye en başta onu yapıyorum. Ben seni biliyorum. Arapaşı'nın üstadısın sen. Arapaşı'nı biliyorsunuz, kaynar suya döktüğümüzde hemen şöyle şöyle karıştırıp öp diye tepsiye döküp dolaba atmışlığımız var. Islak tepsiye mi? Evet. Altına su koyduğumuz. Çünkü yoksa çıkmaz. Çıkmaz sofrada, sofrada mahvoluruz. Emin Beyciğim, içindekileri seyircilerimize bir söyleyin. Un, su, tuz. Başka hiçbir şey yok. Burada önemli olan kıvam. Kıvamını yoksa iç malzeme olarak çok zengin değil zaten. Aynen. Çorbayı hiç sevmem. Yani tüketmem de, bence çok gereksiz bir çorba. Niye böyle bir şey seçti bilmiyorum. Ki hamurunu da yapmayacaktı. Zaten biz söylediğimiz için yapacak. Bu başlangıç olduğu halde benim için bir hayal kırıklığı oldu. Peki bu kıvam kaça kaç, onu da söyle şimdi. Tutturmak isteyenler olacaktır. Yani 5 bardak suya ne kadar un koyuyoruz? Ya o göz kararı yapacak işte. Tutturamayan yapmasın zaten. Beyefendi tutturuyor musunuz? Evet, biz tutturuyoruz. Emin Bey biraz gösterip arkasını dönüyor zaten. Arada gördünüz sayın seyirciler. Dükkan açacak ya uyanık. Aa evet. Tarifleri vermiyor ki yemeğe gelsinler. Arabaşı çorbasında bizim oralarda da yapılıyor arabaşı çorbası. O bizim özellikle bu içine acı konuyor onun. Acısını da normal acı biber kullanmıyoruz biz. Bildiğimiz o yeşil biberi kurutup onu ufalarız. O şekilde acı koyarız. Öyle yaparsa çok güzel not veririm. Emin, bu ıspanak pırasayı aynı kapta birleştirsen problem olur mu? Hiç zaten şey çiğ koyacaksın. İnce ince kıyıyorum. Onu da bir leğene alalım ya da bir cam kaba. Orada çırpamayız çünkü teflonu. Kübra'ya bayağı bir bu konuda şey yapmıştı. Olmamış, bu böyle yapılmaz, ben biliyorum, siz bilmiyorsunuz diye bir yüklenmişti. Onunkini göreceğiz şimdi, bakalım nasıl olacak. Bu böyle tatil yerlerinde, yol kenarlarında hani sacın üstüne hemen pişirip veriyorlar ya. Gözleme gibi. Evet, onlardan galiba. Çünkü ben Antalya'ya gittim tatile. Dönüşte yolda çok acıktık, kahvaltı yapamamıştık. Hemen öyle teyzeler satıyorlardı, oradan aldıydım. Otlu, yok işte patatesli, güzel de oluyor, sıcak sıcak iyi gidiyor. Sen ne yapıyorsun orada, söyle. Ben arabaşının hamurunu yaptım. Şimdi soğumasını bekleyeceğim. İçine su koydun değil mi kabı? Koydum her tamam. Şeyi. Dolaba kaldırdım. Koymaz olur mu? Köşelerinde su var ya kızım. Arkanız dönük olduğu için buradan bir şey gözükmüyor. Ben gizli yapıyorum tariflerimi vermemek için. Benim tepemi tasını attırmayın. Dondumuz var mı? Allah seni yerden yere vurur. Emin Bey profiterolünün hamuruna yumurtalarını kırıyor ve karıştırıyor. Terleyen beyefendinin imdadına Kadir yetişiyor. Şansına güzel de ev çıktı bak. Geniş şu, mutfak. Tavuğu bana ditme şansınız var mı ondan sonra? Ditmeme gibi bir şansım var mı? Evet, bakın ıspanak, pırasa, kuru soğan ve lor peyniri güzelce harmanlandı. Enfes, hafif, lezzetli. Buna biraz da zeytinyağı mı koyuyoruz içine? Evet. Bunda dikkat ettiğim konu hamurunun ince olması, güzel olması. İnşallah yumuşak bir hamur yapar. Hamurda ununu kaçırırsa böreği çok sert olacaktır. Profiterol tabii ki kolay bir tatlı değil. Çok el emeği isteyen bir tatlı. Uğraşması gerekecek ama kıvamı çok önemli. İç kreması, dolgusu çok önemli. Eğer güzel tutturursa puanımı da alır. Emin Bey sıkma torbasıyla profiterollerini tepsiye dizmeye başlıyor ve profiteroller fırına giriyor. Profiterol. Profiteroldeki kıvamını tutturursa, kremasını tutturursa, pişmişliğini tutturursa ondan da bence güzel, olumlu sonuçlar alacaktır. Börekte karşınızdayız efendim. Bir saatimiz geçti Kadir Bey. Kaldı mı size bir saat? Bir saate bizim için iyi bir süre bence. Evet. Bir saatte neler yaptım Kadir Çorbayı Bey. Çorbayı yaptık, tavuğunu attık, hamurunu döktük, sarmayı sardık, pişiyor. Profiterolümüzü ocağa koyduk. Et de marine edildi. Evet. Patatesler soyulup onlar püre olacak. Salatamız, soframız, bir de böreğimiz. Etin yanına zaten patates püresi güzel gider. Renkli yapacak. Nasıl yapacak bilmiyorum. Hani pancarla mı renklendirecek, neyle renklendirecek. Ama etin yanına çok da böyle renkli bir şey gitmez. Gayet güzel gidiyoruz canım. Böreği de hakkıyla açtık mı tamamdır. Oklava kullanmıyorsun anladığım kadarıyla. Kullanmayacağım Kadir Bey. Bıçak alayım. Bıçak. Onu nasıl keseceğiz daha? Şu anda Milas halkı kusura bakmasın. Bir saniye, Milas halkı kusura bakmasın dediğine göre Milas halkı böreğinden daha çok farklı bir şey yapıyoruz. Evet, Milas böreğinden farklı. Onlar da bunu böreği... Leğeni buraya ver isterse kamera seni rahat görsün. Bu börek nasıl yapılıyor olduğunu Milas halkı gayet iyi biliyordur. Ama Milas halkına kusura bakmasın diyerekten böreğin şeklini değiştiriyorum şu andan itibaren. Artık Milas böreği bu Milas böreği. Bayağı da içi dolu yalnız. Peki normalde şekli nasıl oluyor? Gözleme tarzı gibi mi oluyor? Normalde dikdörtgen bir şekilde oluyor.
Peki niye vazgeçtin direkt hepsi de yapmaktan? Öbürünü o kadar hızlı açabileceğimi düşünmedim. Çünkü vaktim bir saat ama masa hazırlayacağım süren da. Var ama. Süreniz çok var ama. Böyle olunca daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Peki. Şimdi daha önce otlu börek yemedim. El açması yapması güzel, iddialı ama işte yapıp yapamayacağını yedikten sonra karar vereceğiz. Daha önce tattığım lezzet tat değil yani. Emin Bey, Milas halkı kusura bakmasın diyerek ara sıcaklarından Milas otlu böreğini yapmaya devam ediyor. Milas böreği, Bodrum'a özel bir börek. Ben çok yakın bir zamanda gittiğim için biliyorum, orada yedim. Tabii ki tadını pek beğenmemiştim ama ince yapılır, içerisinde yeşillikler olur, biraz acımsı olur. Eğer bu kıvamı tutturursa başarılı olacağını düşünüyorum. Mutfağınızda ilk defa lezzetli şeyler görüyor. Allah Allah! Hala bak gördün mü özgüveni, gayet yerinde. Evet, yerinde. Börek tabii ki de çok yağlı olmasın. El açması açmasına çok şaşırdım. Ben de yufkayla yapmasını bekliyordum ama merakla bekliyorum. Bakalım kıvamında yapabilecek mi, ince ince açabilecek çok merak ediyorum. Milas otlu böreklerine fırına girmeden önce son dokunuşlar yapılıyor. Kırmızı pancar mezesi hazırlanıyor ve böreklerimiz fırına giriyor. Dediğim gibi ben bu tarz otlu ağır börekler sevmiyorum. Benim yöremde de yapılıyor aslında, otlu gözlemeler yapılıyor ama ben çok sevmiyorum. Renkli patates püresi için haşlanan patateslere tereyağı konuyor. Bir su bardağı süt ve pancar suyu ilave edilerek blenderdan geçiriliyor. Ana yemek tercihleri biraz kuzu pizza kolay geldi bana. Çünkü alıp sonuçta onu bir tavada ters düz yapacak. Onun dışında eğer dediği gibi kıvamı tutarsa aynı şekilde puanını güzel alacaktır. Profiterol hamurlarımı çıkardım. Enfes olmuş. Gerçekten harika görünüyor. Etlerim bir yandan pişiyor ocakta, çorbam hazır. Şu anda her şeyim dört mezede, dörtlük tamam, gidiyor. Mezede tamam, buna tuz atacaktın, unutma, bunun tuzuna bakmadık. Her şey yolunda gidiyor Kadir. Evet, çikolata sos da hazır. Masayı ne zaman kuracağım? Salatadan sonra mı? 15 dakika kadar haber verme şansınız var mı? Tabii, şu anda yarım saatiniz var zaten. Yani 15 dakikayı masaya ayıracaksan 15 dakikan var. Emin Bey'den gösterişli bir masa düzeni bekliyorum. Kadir Bey, ben kremasını yapmadım. Aa! Ana! Profesörün kreması yok. Kremasız profesör neye yarar? Profesörüm. Tamam. Emin Bey ilk gün Kübra'nın profiterolü. O zaman ne diyoruz Kadir Bey? Coştum yine dal. Yandım Allah. Yandım Allah yandım, yandırma beni. Derin uykulardan kaldırma beni. Profiterolüm diye kandırma beni. Aba yandı. Bence hemen yapar. Hemen yapar. Yaparsın daha değil mi Emin'cim? Daha vaktim var zaten Kadir Bey. Yarım saatim var. 15 dakika masaya ayırdık. Son 15 dakikan kaldı. Ben süt alabilir miyim? Emin Bey, bence bugün biz böyle gösterişli sevdiğimiz için şık bir şeyler yapacağımız için. Ki kolay zaten masayı şık yapmakta ne var? O yüzden pek önemli. Acil olarak profiterol kremasının yapımına başlanıyor. Kadir Bey, ben, siz bu kremayla ete bakarken ben bir masa ete bakamam, etten anlamam bak. İtin bir kızarması var, onu siz yapın. Hay sonra pişti pişmedi, kan oturduğu için anlamam ben. Mutfakta zaman hızla ilerlerken kremamız ocağa konuyor. Hadi dakikan yok, kıvır zıvırı bırak bahaneleri. Ama benim dakikam var. Hadi. Yandım Allah yandım. Sus sen de, tuttum üstünü yandım yandım, yandık zaten biz burada. Boş ablacığım, bilen büyük olsun. Aç tezgahın altını. Dur bak şimdi şuradan. Dur ben. Bir şeyleri beklemeyelim, acele edelim. Al al al. Tutun Emin Bey, tutun. Tut. Heh, bas içine, bas içine, bas içine hadi. Dışarıda dişlerini bile eğiliyor onlar, dişlerini. Ay keşke tırnaklarım olsaydı. Kanını yemeyecekler çünkü masada. Hiçbir şekilde sıkıntı yok. Ablamdan da ben gaza aldım ya, onlar korksun benden. Emin Bey asla eleştirileri kabul etmeyecek. Masada çok büyük kavgalar olacağını düşünüyorum. Benim de onun arasında. Çok az bir zaman kala Emin Bey yeşil salatanın yapımına geçiyor. Yeşil salata etin yanına giden bir salata. Her yemeğin yanına giden bir salata. Çok basit bir salata. Yeşil salatamızın malzemeleri hızla doğranıyor. Profiterollerimizin kreması hazır. Kuzu pirzolalarımız da nar gibi pişiyor. Kuzu pirzola çok basit. O kadar basit ki yani yemek yerine onu ben koymuyorum bile. Sadece görseli güzel ağır bir sunum olacak ama kendi çok basit, yapılışı çok basit. Geç. Hadi. Son dakikalar. Son dakikalarımız. Ver tabakları, ver sunumları, ver. Hemencik. Oo, şöyle buyurun. Hemen şöyle yerleştirelim. Onlara havadar. Güzel bir masa kurmak istiyorum. İnşallah da güzel bir masa kurarsınız Emin Bey. Zira rakipleriniz size karşı bayağı bile eğlenmiş olarak gelecekler. Benden söylemesi. Bir de bir şey diyeceğim. Burada bu ayin mumları var. Bu kadar ne yapacağım bunu? Ben şimdi öyle bir görkemli şov yapacağım sonra. Güzel bir bahçede olmanın avantajını da kullanıp şöyle şık bir masa kurun. Hadi bakalım. Tamam, çift servis açtık. Bu da yarışmacılarımızın dikkatinden kaçmasın. Bu hafta ilk defa çift servis açıyoruz. İşte o kişi de benim zaten. Son dakikalara girerken masanın şıklığı kadar detaylara da önem veriliyor.
Masam hazır şu anda. İçeride gideceğim yemeklerime son yine bakışlarımı yemeklerin yapacağım. Yemeklerin altını kapattık zaten yemeklerin şu anda. Yemeklerin altını kapatmıştık. Yemeklerin altını kapandı. Yemekleri ısıtabilirsin. Bak tekrar tabii. Seyircinin önünde söylüyorum. Şu anda her şeye bakacağım. Salatanın sosu olacağım. Da hazır. Muhallebimiz de tamam. Profiterolü doldurmadık. İçine basalım mı? İçine basarım. 15 dakikanız var. 15 dakika var. O zaman. Bu arada bijuteriye 175 TL harcamışsın. Şu süslere mi verdin o parayı? Çok uygun aldı. Hadi gidiyoruz. Bence Eda dünkü hezimetten sonra bugün bayağı bilenmiş gelmişti diye düşünüyorum. Hatta herkesi vurup yıkıp yıkabilirdi. Tabii bilmiyorum. Ben ezimet falan yaşamadım. Bugün de zaten hak ettiği neyse o puanı vermeyi düşünüyorum. Evet sevgili seyirciler, Ena Marat benim de haftanın 4. günün sonuna geldik ve Emin Bey kendinden emin bir şekilde her şeyi tamamladı. Tebrik ediyorum. Demek ki neymiş? Bu programa katılmak için yılların ev hanımı ya da yaşınızın çok büyük olmasına gerek yokmuş. Kendinize güvenmeniz ve elinizin lezzetli olması yeterliymiş. Emin Bey'de de o vardı. Ve son sözü kendisine almak istiyorum. Öncelikle Kadir Bey sizinle yarışmak benim için çok güzel bir şeydi. Yaşın bence hiçbir önemi yok. Bugün bu hafta beni herkes yaştan vurdu. Her şeyimi yetiştirdim. Arabaşımın hamuruyla beraber tam 10 çeşit şey çıkardım şu anda. Bütün her şeyim hazır. Masamı tam tamına kurdum. Ve bugün her şeyi lezzetli şekilde yaptığımı düşünüyorum ve çok mutluyum. Bu duygulu konuşmasından dolayı Emin Bey'e çok teşekkür ediyorum ve ben yutkunamıyorum şu anda çünkü düğüm oldum. Ve buradan hemen gitmek istiyorum. Çünkü mutfak çok sıcak, üstümüzü değiştirelim. Haydi bakalım. Masada neler olacak birazdan göreceğiz. Geç öldürdü beni. En amanat birimde bugün Emin Bey iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız Arapbaşı çorbası, Milas otlu börek, yaprak sarması, kırmızı pancar mezesi, kuzu pirzola, renkli patates püresi, garnitür, yeşil salata ve profiterolle rakiplerinden yüksek puanları almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Çok konuşulan, çok tartışılan Emin Bey'in yemeklerini rakipleri nasıl bulacak? Ben arabaşı çorbasını seçtim. Size de bu iki saat içinde bu iddiamı da koydum, yaptım. Olmamışım işte. Tadına baktınız mı da olmamış tadına diyorsunuz? Tadına değil, hayır. Bunun hamurunun beklemesiyle alakası yok, tekrar söylüyorum. Döktüğün gibi zaten kalıp haline kalıp alıyor. Haline sen alıyor. Bunu tutturamamışsın. Ama bu arabaşı çorbası maalesef salçalı olmaz. Ben salça bunu kayınvalidemden öğrendim. Kayınvalideniz nereli? Uşaklı. Uşak. Egeli. Tabii. Ama ben Konya yöresine ait çorba yaptım. Ama yani Konya yöresine belirtmediniz ki siz. Arabaşı denilen çorba salçasız asla görmedim ben. Rabia Hanım'ın konuşunca böyle inanın ki düşmanın konuşuyormuş gibi düşünüyorum ve aşırı sinir oluyorum. Pişin mi bu? Ne? Hayır, pişi falan değil. Kesim ya, bıçak mı kesmiyor anlayamadım. Emin Bey'in en beğenilen, en çok eleştirilen yemeği hangisi olacak? Şu andaki ana yemeğimde aşırı derecede iddialıyım ve tadını inanın ki beğeneceğini düşünüyorum. Hemen tadına bakalım o zaman. Bu arada sokak kedisi yanımıza geldi, pirzolun kokusunu alınca. O böyle lezzetli yemekten anlıyor. Yemeyeceğimiz ona kalacağını anladığı içindir. Yemeği çok beğendim. Ve eti pişirirken bir teknik yaptım. Bakalım bilebilecek misiniz arkadaşlar? Etiniz yanmış Emin Bey. Kübra Hanım'ın eti beğenmesini ben de anlamadım. Yani ne yapmaya çalıştığını çözemedim. Beğenmedim, oynuyorsun, evet. Tribünlere oynuyor. Evet, hadi beğenmedim. Bitti. Sen bu salata da yağ var diyor musun bacım? Hayır, yağ yok. Bak şimdi ben de dayanamadım. Buna yağlı diyorsanız sizin o zaman yani ben, ana yemeğiniz tamam, neydi o zaman? Şişe ana yemeğiniz neydi? Kızı ses, ben adaletsiz yorumlar yapıldığını düşünüyorum. Ben o kadar 10 çeşitte çıktım. Hepsi ve çok daha fazlası birazdan Kadir İzildi ile En Hamarat Benim'de. En Hamarat Benim'den haftanın 4. gün masasından herkese merhabalar sevgili seyirciler. Biliyorsunuz mutfakta çok güzel eğlendik, coştuk. Sıra geldi misafir ağırlamaya ve sözü ev sahibi Emin Bey'e bırakıyorum. Evet Emin'cim, ellerine sağlık. Teşekkür ederim Kadir Bey öncelikle. Öncelikle 4 tane gül görüyorum karşımda. Hepiniz hoş geldiniz masama. Size hediyeler getirdim. Tabii size nasıl beğenecek misiniz bilmiyorum ama şu anda. Teşekkür umarım ederiz. Umarım masamı beğenirsiniz. Hoş geldiniz. Sizi dışarıda teşekkür bir yerde ederiz. Ağırlamak istedim. Sizin gibi güzel evet, bir Emin'in şansına bugün çok güzel bir bahçedeyiz. Efil efil de esiyor, rahat rahat yemek yiyeceğiz. Size şöyle hatıra, siz de açabilirsiniz istiyorsanız. Size böyle güzel bir hatıra bırakmak istedim benden. Flamingo. Hepinizin de seveceğini düşündüm. Kadir Bey sizinkiniz siyah olmasını istedim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Umarım arabanızda, evinizde, baktığınızda bugün tesadüf olmuş. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok incesiniz. Çok incesiniz gerçekten. Karşımda 4 tane gül var dedi, güzel hediyeler sundu. Emin Bey'in iltifatları hoşuma gitti. Teşekkür ederiz. Hediyesi için de teşekkür ederiz.
kendisini. Açıkçası bana pek samimi gelmedi. Güzel puan verelim, güzel yorum yapalım diye biraz göz boyadığını düşünüyorum. Benim iltifata ihtiyacım yok, bu yüzden hoşuma gitmedi. Bence samimi bir şekilde iltifat etti ve benim hoşuma gitti. Yani güzel konuşması. Peki hazır mısın Emin'cim yorumlara? Hazırım. Arkadaşlar şimdi dobra dobra yorum yapacaklar. Bu arada başlamadan önce isterseniz bir şey söyleyebilirim. Masam illaki toprakta olduğu için biraz çatallarım falan sallandı. Hani belki düzensiz olduğu için kusura bakmayın diyerekten yorumu size veriyorum. Yani buradan oraya yürüyemeyeceğine göre en fazla hani şöyle yana kaymıştır. En fazla işte böyle falandı. Çünkü o yüzden hani baştan bunu dile getirmek istedim. Peki Eda Hanım'dan başlayalım mı? Eda Hanım buyurun. Buyurun. Masa düzeniniz güzel Emin Bey ve bahçede olması sizin şansınıza gayet güzel oldu. Bizim için de iyi oldu. Teşekkür ederiz. Çiçeğiniz sanki iyi masa için biraz büyük değil mi? Eda Hanım inanın ki en küçük çiçeği seçmeye çalıştım. Sizinki biraz daha büyük olduğunu düşünüyorum ama şu anda bu masaya daha küçük bir çiçek gitseydi inanın ki çok küçük kalacaktı. Hayır, benim... Çok büyüdü, çok sırıtırdı. Şu anda tam ayarda olduğunu düşünüyorum. Tamam, benim günüm içine... bende kaldı. O günü bitirdik. Evet, yoksa dünkü o sanatçı ama... cenazesi çelengini unutmadık. Unutmadınız. Yani ama en azından sizinle kıyasladığımızda şu anda ondan daha küçük bir benim masam bayağı şey. Büyük olduğu için o çiçek de gayet onu oturtturdu yani. Sizinki en azından de... ben de kendi masa boyutuna hayır, göre bunu şu anda idare. Senin gibi büyük çiçek seven bir kadına bu yaka broşürü gibi gelir, yaka broşu gibi gelir dediler ama sen buna da beğendim. Küçük, büyük hayır, dedim buna. Hayır güzel, bana dedi ya da dalları giriyor falan diye. Ben de onun üzerine espri birazcık. Peki rengi uymuş mu masaya? Rengi güzel, evet gayet güzel. Eda Hanım masayı beğendi. Hülya Hanım. Teşekkür ederim öncelikle hediyeniz için. Çok teşekkür ederim. Çok incesiniz. Masanıza gelince masanızı ben de çok beğendim. Çok şık. Maviler çok güzel uyum sağlamış. Çiçeğiniz de güzel olmuş. Sizin gözleriniz gibi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çatal kaşık çift servis açmışsınız. Evet, bugün bir değişiklik yaptım. Evet. Sizinle buna değinmeniz çok hoşuma evet, gitti. Evet, uyumlu yani düzgün olmuş. Burada bir tek çatalımız eksik sanki. Hani tatlım çatalla yenmeyecek bir şey olduğu için ekstra koymaya hani gerek duymadım. Siz diyordunuz ya gene de koysaydınız keşke biz kullanmasak kullanmazdık. Ama mesela onu dediğimde Rabia Hanım size demiştim diye düşünüyorum. O zaman çatal mı yoktu sizde, kaşık mı yoktu? Çatal vardı, kaşık yoktu. Kaşıklık bir durumda yoktu. Tatlı da şekerpareydi galiba. Ben... Şimdi aynısını siz yapmış gibi oldunuz. Ama ben kendim öyle düşündüm ve ekstra çift servis açmışken bence gerek yoktu diye düşündüm. Bir de masamda inanın ki yer kalmadı ki çatal koyayım diye düşündüm. Yani bunu koymuşsan şuraya çatal da sığardı bence. Bence bu masada o peki. Bence sorun edilecek bir şey değil. Şimdi siz de diyorsunuz yani her masada bir şeyleri sorun. Ama Rabia Hanım da şimdi şöyle söyleyeyim. Masada bir tane küçük çiçek vardı. Bazı şeylere takılmak zorundaydık. Rabia Hanım siz de hak veriyorsunuzdur diye düşünüyorum. Vermiyorum. Şimdi böyle bir dolu masada bir tane çatalın olmaması bence gözlüyorum ve bir de ayrıyeten size çift masalı, servis bu çift servisle tek servisle veya masanın büyük olması bir alakası yok ki. Aynı yemek takımı. Değişen bir şey yok ki. Çiçek de var. Bu kadar yani. Ekstradan hayır, ben bak, ama bir ne şey dedi, göremiyorum. O masada dedi onlara takılmak gerekiyordu. Ama bu masa o kadar güzel ki bunlar küçük şeyler hayır, olarak benimki kalmış. Hayır, benimki gold, seninki gümüş. Değişen hiçbir şey yok yani. Ekstradan bir şey göremiyorum şu ben. Şu masada hiçbir şey göremiyor musunuz? Görüyorum. Masa şık zaten. Ben masayla ilgili bir çok şey... Çok lafını böyle Hülya Hanım'ın yorumu yarıda evet, kaldı. Buyurun Hülya evet, Hanım'cığım. Bir de bu su bardağı sağ tarafta oluyor diye biliyorum ben. Siz sol tarafa koymuşsunuz. Artı mumlar ne alaka Emin Bey? Hiç yakışmamış. Masanızın şıklığını biraz aşağıya çekmiş. Şöyle maalesef. Söyleyeyim. Normalde keşke ben içeride olacağını düşünüyordum. Bahçe benim için de bir değişiklik oldu. İyi oldu aslında. Ben yakıp içeride böyle size yanıyorken daha böyle güzel bir o sunum yapmak istiyordum. O zaman belki olurdu ama şu an yanmayacağı belli ya. Keşke bunları hiç koymasaydınız bence masanıza. Bence bir şey mum bile şu anda bir şıklık kattığını düşünüyorum bana masaya. Bana göre katmamış. Bana bence göre çok göz yormuş, yakışmamış bence. Basitleştirmiş sadece, mi evet, masayı? Evet maalesef Kadir Bey. O kadar güzel onlara masa ayarladım ve masa nasıl olması gerektiğini gösterdim. Hülya Hanım gitmiş orada küçücük bir muma takıyor. Kendisi bakalım gününde ne yapacak? Bir de bunlar çok aşırı ucuz duruyor Kadir Bey yani evet, Emin evet. Bey. Neyler? Aşırı ucuz duruyor. Böyle sevgililer gününde konan şeyler oluyor ya yerlere. Onlar hiç... Şu anda normalde büyük mumlar da almıştım tamam, ben. Ama şöyle söyleyeyim ya. Bu masada büyük masa hem çiçeğim var hem mum olduğunda daha fazla olacaktı. Koymasaydım. Ben böyle bir şey yapmak istedim. Beğenip beğenmemek ama size kalmış. Ama için bir de yanıyor olarak hayal etmenizi düşünüyorum. Yansa daha güzel olacaktı diye düşünüyorum. Ama yanmıyor şu an işte. Bu arada sizin masanızda gold ama sufleniz yoktu ve ayrıyeten runner'ınız yoktu diye hatırlıyorum. Evet. Ben de ekstra suplası olarak... Suflesi mi yoktu? Suflesi de yoktu. Supla. Pardon, o işte o yoktu ve runner da yoktu.
Şu anda ben de tam bir masa tamam, da tek bir çatalım eksik. Supla ve bu runner olduğu için bunları koymasın. Peki bir şey soracağım. Neden az önce Hülya Hanım'a dedin ki Rabia Hanım'ın masasında onlara bakmamız gerekiyordu? Yani aa, burada şimdi, bakmamız gerekmiyordu. Neden orada bakmanız gerekiyordu o kaşığın eksikliğiyle? Çünkü henüz anlayamadım. Şöyle söyleyeyim, açıklama yapmamı istiyorsanız. Benim en azından mesela ben orada değinmedim ama kişiye özel bir şey. Sufle ben beklerim, runner beklerim. Mesela Eda Hanım'ın masası bana hayır, göre birazdan hitap ediyordu. Hayır, bu şimdi bir sofra kuralı mıdır? Yani servis açıldığında tatlı kaşığı, çok özür dilerim bak. Servis açıldığında tatlı kaşığı, tatlı çatalı, tatlı bıçağı burada muhakkak olmak zorunda mı, değil mi? Olmak zorunda değil. Bir de ayrıyeten şöyle bir şey var. İstenilene göre bence getirilmesi lazım nasıl diye düşünüyorum ben. Nasıl yorumlar evet, yani. Olması ben gerekiyor. Ben çelişkili yorum olması değil. Rabia Hanım şu masada inanın şeyleri ki böyle küçük şeye takmayın ya. Şu anda yemekleri bir biraz saniye, daha yorum yapalım. Saniye, bir dakika, şu evet, anda ben geneli yorum yapmanızı istiyorum. Güzel olmuş mu olmamış mı? Ama çok böyle siz incik cince şey yapmaya başladınız. Tam yorum yapın. Beni kötüleyeceksiniz onu biliyorum da. Böyle yani çok şu niye çatalda. Niye seni kötülesin? Ben öyle düşünüyorum. Siz konuşun evet buyurun. Tamam. Emin Bey suplaya sürekli sufle deyip deyip durdu. Okulda öğretmediler galiba. Rabia Hanım böyle küçük şeylere takılacağına bence bir kendisi bir anaokuluna yazılsın. Hala çocukluktan vazgeçemiyor kendisi. Ama Kadir Bey konuşturmuyor ki, dinlesene beni. Konuşturmuyor değilim. Sen ben de diyorsun burada ki bu masa kuralıdır. Bunun burada olması gerekiyor. Ben size dedim ki benim dedim kaşıklı tamam, bir durumum kusura yok. Tamam kusura bakmayın. Ben tamam, böyle bir yorum yaptım. Altını dolduramadım. Kusura bakmayın ama ben kendim de kullanmayacağım demek için dolu bir haksız yorumlar kendim kadar. Bence sizin masanızda bu masa hiçbir şekilde kıyaslanamaz. Ben masa kıyaslanamaz. Şöyle söyleyeyim zaten, dinler misiniz? Bu masanın bu dolulukta çift serviste bir tane çatala bence çift takılmanızı düşünmüyorum. Çift servis olunca masa dolu mu oluyor? Ayrıca isterseniz ben size çatalla getireceğim. Çift bunun servise da teklifini ekstradan gidip gelmemek için, yıkayıp tekrar getirmemek için konulur yani. Masa dolu olsun diye değil. Peki tamam, bu arada Rabia Hanım'ın Emin Bey'e bir abla tavsiyesi varmış. Tabii buyurun. Bunu neymiş merak ediyorum ben de bir ablası olaraktan. Aranızda kaç yaş var sizin bu arada? 5 yaş var mı? 6 yaş. Ay pardon 4 yaş. Peki bir abla tavsiyesi olarak Emin Bey'e ne söylemek istiyorsun? Ne var lan? Evet unutmuş. İşte yaptığı yorumun ne olduğunu bile hatırlamayacak kadar değişiksiniz. O kadar yaptım ki size o kadar yorum yaptım ki o yüzden. Yani şimdi yüzüne mi söyleyemiyorsun yoksa unuttun mu? Hayır tabii ki de söyleyebilirsiniz. Unuttum sadece o kadar çok şeyi söyledim ki Kadir Bey. O zaman ben söylüyorum tabii, senin tabii, adına. Buyurun, Rabia Hanım röportajında şöyle bir şey söylemiş. Emine abla tavsiyesi olduğu gibi görünsün. Kendisinin hamarat evet olmadığını ya da becerikli olmadığını zaten kendisi de biliyor. Olduğundan farklı görünmeye çalışıyor. Evet. Keza Hülya Hanım'ın da böyle bir bu tarzda benzer bir yorumu var. Siz az de söyleyin Hülya Hanım. Evet aynı şekilde ben de göründüğü gibi olmadığını düşünüyorum. Az önce çünkü ortaya ikisi çıktı. İkisi de böyle düşünüyorsa hiçbir saniye şekilde katılmıyorum böyle bir yoruma. Hamarat olmasam ben buraya katılmazdım zaten. Çok boş bir yorum yapmışsınız açıkçası. Bir saniye açıkçası, bir dakika. Az önce dediniz ki bu bir masa kuralıdır demiştiniz bende. Böyle tamam, şeylere ben de yapmadım kusura bakmayın. İşte takılmayın diyorum. Gibi. Tamam. Takılıyorum ya, takılabilirim. Bir tane çatalı takmayın takıyorum. İnanın ki ya. Ben yemek gelsin önünüze. Peki ya belki ben takıntılıyım. Araba çorbasına geçelim mi? Daha hamur geçelim, yutacağız hamur. Orada Kübra Hanım yorum yapmadı. O arada Kübra yaparsan hamurunu giy. Ben Kübra Hanım'ı dinlemek istiyordum aslında. Biraz kısa konuşuyorsun ya Kübra onda. Kaç gündür konuşmaktan. Ya biraz canlı konuşsan ilk başta sana söz vereceğim. Evet. Kısa konuştuğun için bu sefer içlerim ayışıyor. Bak şöyle Hülya Hanım diyor ya. Sen o arada düşün ben sana canlı canlı sofra yorumu yaptıracağım. Tamam. Emin gelip oturunca. Tamam. Siz hamur yutmaya hazır mısınız? Değilim ben. Ben anlamam. Ama kusura bakmayın. Çocuktan hamur istediğiniz o da yaptı. Hayır koymadım. Yani çiğneyemedi. Zaten direkt yutamayacağımızı söylemiştik. Niye hamur istediniz o zaman? Hamur istiyoruz ve illa eziyetsiniz insana yemin ediyorum. Evet. Peki yutamayacaksınız bu hamuru niye istediniz? Hadi şimdi. Çünkü arabaşı çorbası dediği için. Arabaşı demeyecekti. Tamam da arabaşını yapanlar, içenler de onu hamuruyla güzel bir şekilde yutuyorlar. Kadir Bey ben kamera karşısında öyle bir duruma düşmek istemiyorum yani. Niye canım ne var? Herkesin yediği gibi batıp diye yutacaksınız. Kadir Bey Rabia Hanım tabağınızı alabilir miyim? Hamama giren terler istediniz mi istediniz sunduk mu sunduk bitmiştir artık. Rabia Hanım masada çatal olmamasını bayağı bir eleştirdi. Bence katılmıyorum. Böyle bir şey olmaması lazım. Kendisi 5 çeşit menüyle karşıma çıktı. Bir gelmiş benimkine yorum yapıyor. Burada söyleniyorsunuz ama masada olabilir hata yapmışım diyerek kabul ettiniz siz de. Alttan almak istedim de karşımdaki alttan anlayacak birisi değil ki. Arapaşı hamurunu ayrı ayrı tabaklayacaksınız değil mi? Hayır. This is arapaşı dediğimiz şey tepsiye döküldükten sonra böyle kaşıklanıp yenmesi gereken bir şey. Tabakları ayrıyetten değişmez. Bunun yoksa hamurunun özelliği komple gider. Hepimiz aynı yerden mi yiyeceğiz diye laf etmesinler sonra. O zaman herkese ayrı ayrı parçalardan verelim. Zaten yemeyeceğiz diyorlar. Görmeleri yeterli bence.
Burada mı keseceksin? Burada. Kadir Bey, araba şamurunun tarifine de bakmışsınız. Tepsisinden hiçbir şekilde ellenmez. Kaşıkla alınması lazım olduğunu düşünüyorum. Böyle kaşıkla, şey yapılır. Sonuçta çıkıyor yerinden. Yani zaten tadına bakmayacağım dediğiniz için görmeniz yeterli diye düşünüyorum. Masanın ortasına koyacağım böyle kaşınızdan. Nasıl yani tadına bakacak ama yiyeceğiz. Ama bir kişi bir şey tabaktan olur. Bir sürü aynı kişi aynı kaşığı mı? Bence ben yine kaşınıza değiştirebilirim. Serpiden çıkmıyor. Ama Kadir Bey siz de bir Konyalı olduğunuzu Konyalısınız diye biliyorum. Normalde bunun ortası kesilir. Kesilir. Tabağın kenarına çıkarılır. Ben öyle olmasını istemiyorum. Kaşıkla alınıp tadına bakılmasını istiyorum. Büyük ihtimalle tutturamadı hamuru. Kadir Bey söylemişim zaten. Ama şöyle söyleyeyim. Siz dediniz ya ara başında hamur olmaz mı? Biz demedik siz ara başı yapacağım dediniz. Neyse, ara başı yapacağım dedim. Bakalım. Tutturamamış kıvamını zaten gördüğümüz bu gibi. Bu arada hamurunu tutturdum ama beklemesi lazım. Normalde bir bıçak al gel istersen. Tamam erken yapıp dolaba atacaktınız. Sıvı kalmış o Kadir Bey. Hamuru beceremedin o da farkında olduğu için nasıl servis yapacağını bilemedi. Ben hiçbir şekilde beceremedim. Düşünmüyorum. Her şey çok güzeldi. Ağızlarının tadı yoktu. Öncelikle şöyle söyleyeyim. Arabaşı yapıldığında biz mesela köylerde gündüzden yapıyoruz. Akşama kadar bekliyor. O zaman yani, bunu seçmeseydin. Ben arabaşı çorbasını seçtim. Size de bu iki saat içinde bu iddiamı da koydum. Yaptım. Olmamış mı işte? Tadına baktınız mı da olmamış tadına diyorsunuz? Tadına değil. Hayır. Siz hamur diyorsunuz. Hamurun tadını bile bilmiyorsunuz. Hayır, yorum biz sabahtan koyuyoruz. Akşama kadar kalıyor diyorsunuz. Demek ki olmamış. Kadir Bey ben olmadığına da katılmıyorum. Öncelikle tabaklarınıza nasıl koyayım? İçine mi koyayım? Şöyle kenarına koyabilirsiniz. Şöyle küçük küçük parçalarla kaşıklarla alıyoruz zaten. Zaten bu kaşığa yapışıyor. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bence 2 saat içinde çok güzel bile hamurunu tutturdum. Hamurun 2 saatle keşke alakası biraz yok. Daha fazla dolapta tutturabilseydim. Sen... Ama bir şey söyleyeyim şu 2 saatte bunun kıvamı olması gerektiğinden fazla bile iyi yani. Emin Bey zaten masaya geldiği zaman yüzünde de belli oluyordu. Kendini yapamadığı için bir yüzünde ifadesi vardı. Bunun şey hamurunun beklemesiyle alakası yok tekrar söylüyorum. Döktüğün gibi zaten kalıp haline alıyor. Sen bunu tutturamazsın. Bu biraz sert. Bunu nasıl yiyorsun? Şey bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Çatalla bu arada Ena Hanım yenmiyor. Size bir tane yenilmesini... Biz çatalla yiyoruz da içerisine koymam nasıl gerekiyor. Nasıl yendiğini yani. Bir göstermek istiyorum. Hamuru bunu böyle alıyorsunuz. Hadi. İlk başta çorbayı bir daldırırsınız. Şöyle aldıktan sonra... Yutmanız lazım. Hiçbir şekilde çiğnemeyeceksiniz. Şu an bunu yutamıyoruz çünkü cıvık bu olduğu için dilimize yutak, yapacak. Neyse hanımların şansına çiğnemelik neyse. Olmuş. Çiğneyin bari yutamıyorsunuz. Bence Kadir Bey bu da Kadir Bey, ben sert, yutmaya karar sert, vermiştim. Sert olsaydı inanın ki daha çok zor olurdu. Bu bence yutulması gerektiği gibi bir şey. Emin Bey ellerinize sağlık öncelikle. Ama bu arabaşı çorbası maalesef salçalı olmaz. Buna neyle salçak olur olmaz. Hanım? Salçak olmaz. Salça ağacındaki tarifiniz uygun. Arabaşı çorbası ilk başta unu yağ ile birlikte ilk başta salçasıyla birlikte kavrulması şimdi gereken bir şey. Şimdi beyefendi bana tarif vermeyin. Ben bunu sürekli yapıyorum. O zaman benim... yanlış biliyorsunuz. Hayır ben bunu kayınvalidemden öğrendim. Çok eski bir bayandan Hanım, öğrendim. Yaptığınız yorumun destekleyici olmasına bakın. Ama müsaade ederseniz ben konuşuyorum zaten. Siz de bence katılacağınız için bu ara... Konyalı olaraktan bildiğim sürekli de yaptığımız... Kübra, bir saniye, Kübra Hanım'a niye yönelip... Bir şey söyleyebilir miyim? Ben daha yorum yapmadan bana yoruma cevap anlatıyorsunuz. Daha yorumum benim bitmedi ki ama. Bir Hülya Hanım'ı dinleyelim. Tamam Hülya Hanım dinliyorum. Buyurun Hülya Hanımcığım. Dediğim gibi bu salçalı olmaz. Birincisi bu. İkincisi... Nasıl olur? Bu renk nasıl tutturulur? Bu renk olmaz zaten. Beyaz olur bu. Nasıl renk olur? Şu anda ben size katılmıyorum. Hayır. Biz de salçalı yapıyoruz. İnanın ki bir şey söyleyeyim mi? Bak haksız biz yorum ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın. Ama o sizinki o zaman tavuk suyu çorbası. Bu şimdi arabaşı çorbası. Içine... Bakın arasındaki farkı karıştırmayın. Bunun içine acı olarak ne koydunuz? Şey acı olarak. Acı pul biber koydum. Bakın işte bizim yaptığımız... Pul biber renk vermez ki çorbada ama. Ama renk vermesi ama için benim kendi bahçemden toplayıp yapmam lazım. Dolu yorum yaparsanız ama bence konuşturmuyorsunuz Emin Bey lütfen ben de tarifini versin ondan sonra cevap veririm. Şimdi ben kendi yaptım, kendi öğrendiğim gibi, bildiğim gibi tarif vereceğim. Kayınvalideniz nereli? Uşaklı. Uşaklı. Egeli tabii. Ama ben Konya yöresine Egeliler ait bir çorba yaptım. Ama yani Konya yöresine belirtmediniz ki siz. Ben Konyalıyım dedim zaten. Daha ne demeyi bekliyorsunuz ki? Ne annem alakası Konyalı var? Ben Aksaraylıyım ama başka bir şey yapacağım. Aksaray yemeği yapmayacağım. Ne alakası var Konyalı olmanızla? Peki sizin kayınvalideniz arabaşı çorbasını salçasız beyaz mı yapıyor? Beyaz yapar. Hamurunu da yapıyor musun? Hamurunu da yapıyoruz biz. Zaten hamuru offside maalesef hiç olmamış Emin Bey. Çok üzgünüm. Çok cıvık kalmış. Bir de çorbanız çok aşırı yoğun. Bir de mesela dediğim gibi biz yaptığımız zaman biz bunun acısını Kadir Bey kuru biber, yeşil biber biz kuruturuz.
Onu ufalarız kurduktan sonra o şekilde koyarız. Ama nasıl iki saat içinde kurutup yapma şansı var mı buna? Ama onu yoğun dediğinizde yoğunluğuna da şöyle bir şeyle girmek istiyorum. İçine un olduğu için bekledikçe maalesef ki katılaşıyor. Bu normalde ben de tadına baktım size vermeden önce. Hı-hı. Çok sulu bir çorba yapmıştım. Ekstra Kadir Bey bu da sizden sonra da sıra ekledim. Suyunu fazla koymanız lazım ki bu zaman süresini düşünüp de. Yine açabiliriz ama onu sonradan suyla. Ben sadece Hülya Hanım'ın beyaz demesine şaşırdım. İlk defa bir arabaşı çorbasını beyaz duydum. Ben de ilk defa duydum. İnanın ki ilk defa duydum. Hülya Hanım çorba konusunda yersiz bir yorum yaptı. Arabaşı denilen çorba salçasız asla görmedim ben. Keşke yemeden önce bir araştırma yapsaydı. Ben yersiz bir yorum yapmıyorum. Ben bildiğim, yaptığım şekilde yorum yapıyorum. Ben çünkü kendim o şekilde yapmıyorum o çorbayı. Normalde arabaşı çorbası, ben Ege geliniyim. Ege yöresinde o çorbaya salça konulmuyor. Peki tavuk pişmiş mi? Lezzetli mi içi? Bu tavuk göğüs mü bu? Göğsü değil tabii mi? Ki. Bir tık sert ama yenilmiyor değil, yeniyor. Tavuk çok güzel olmuş. Ha? Tabağa yorum yapmayın dedim bence. Zaten yani yeniyor, sıkıntı yok. Peki, afiyet olsun. Evet Kübra'mcığım buyurun, söyleyecekliğiniz var galiba. Evet. Bir kere hamurdaki hatanı söyleyeyim sana. Neden tutturamadığını söyleyeyim. Suyu çok iyi kaynatıyorsun ya, o aşamada hamur direkt kendisi hamur kıvamına geliyor zaten. Tencerede geliyor. Yani arabaşının bu hamur burada donarak kıvama gelmiyor. Tencerede o kıvamı alıyor. Bir şey söyleyeceğim. Alıyor. Dediğiniz doğru. Aha. Normalde kaynamış suyun içine normalde yapılmış bir ayrıyetten un evet. ve su var. Sen o suyu döküp, çok kaynatmamışsın. Kaynatıyoruz. Galiba. Ama bakın şöyle bir şey kaynattın söyleyeyim. Kaynattın mı suyunu? Ben ilk başta da daha önce bir şeyler yaptım. Ve ayrıyetten sonra diyelim ki 1,5 saat sonraki bir zaman sonra da hemencik bunu yaptım. Dolaba attım. Şimdi şuna da hak vermenizi düşünüyorum. 10 çeşitli bir şey yapmışım. 18 yaşındayım. Yaşımı vurgulamak istemiyorum burada ama... biraz daha bekleseydi şu an daha güzel bir şey yiyor i̇şte olabilirdiniz. Anlatamıyorum galiba. Ama beklemek alakası yok. Bu kıvamı zaten tencerede geliyor. Çoğu. Sen boşaltmadan geliyor evet, yani. Sen o tencerede bu kıvamı, donu kıvamına getirecektiniz. Ama ilk yine başta bekleme daha süresi böyle de var. Bekleyince direkt zaten kalıp gibi çevirdiğiniz zaman peki, çıkıyor. Peki unu mu az olmuş? Hayır, tencerede o kıvamını yapamamış Kadir Bey. İyi kaynamamış. Çok iyi kaynattım. Kaynatıp direkt karıştıracaktı. Çok iyi kaynattım. Aynı zamanda göğüslerin diri kalmış, sepsert. Sulu yapamamasın bildiğin katı yani bunu bildiğin su gibi kalması lazım ki o arabaşıyı onun şeyine nasıl desem o suyun boşluğunu arabaşıyla tamamlıyoruz normalde. Seninkinde bayağı katı aynı zamanda boğazımı bildiğin yaktı. Bir kaşık ama bir aldım şey benim... yemedim. Acısı normalde çok, acı olur. Acısı çok arabaşı değil çorbasının... bence. Aşırı bir ağırlık ama bir şey söyleyeyim mi? Arabaşı çorbası tuzlu. Normalde kış aylarında yapılır biraz daha çok. Çünkü hamurunda soğuk olur. Kış çorbasıdır. Ve biraz daha fazla acısı koyulur ki hem boğazı yaksın hem de tam bir şifa çorbası bu çorba. Hem güzel. Tavuğun kendi suyuyla güzel bir şekilde yapılıyor. Bir de şöyle bir açıklama daha yapmak istiyorum. Un amacı çorbanın hani unu unla bağladığımız için çok koymuşsun ununu. Unun oranını da bence güzel yani, yaptım ama koca bir tencere mesela arabaşı için buraya gelince bakın hemencik donmasından da yani diyelim ki biraz bıraktığımda sulu olacak. Bu unlu bir çorba değil yani öyle çok yoğun unu olan bir yoğun çorba değil. Yani tavukları en azından bunu gözlerinde bulundurmanızı istiyorum. Bu çorbadan peki, şu an bende kaldı. Peki sadece tadına bakar mısın? Havun tadına da baktım. Onun tadı nasıl? İşte dediğim gibi olmamış Kadir Bey zaten. Kıvam değil. Havun tadı olarak baktınız mı Kübra Hanım? Evet baktım ilk ona baktım zaten. Emin Bey dedi ya tatsız tuzsuz olacak diye. Cidden tatsız tuzsuz mu olmuş? Evet birazcık. Tuzlu olmuş. Ne? Hamur. Bir tatsız tuzsuz olacak dedi. Çatal benim evet. Bir dakika bakmak istiyorum. Ben böyle ben yapıyorum. Hamurun ne tadını beğendim tuzlu Kadir Bey. Olmuş. Ne yapısını beğendim. Hamurun hiçbir şekilde yapamamış. Olmuş. Şöyle söyleyeyim. Dediğiniz gibi bana da hafif çok az bir şey, bir şey tadı geliyor kaşıklı. Ama. Kıvamı da olmamış, şöyle tadı söyleyeyim. Da olmamış. Hamurla çorbayla beraber tadına baktığımız için bence çok bir... Peki Rabia şey çorbaya tuzlu dedi de acaba hamurdan mı öyle geliyor sen ikisini birlikte yediğin için mi? Yok hayır ayrıyeten tekrar tadına baktım Kadir Bey aşırı tuzlu. Kıvam koyu olduğu için daha çok böyle tuz tuz geliyor. Ve içindeki tavukları pişmemiş böyle çiğnemekte zorlandım yani pişmemiş. Ve tadı tuzu yok dediniz gayet de tadı tuzu var tuzlu. Tuz. Ve bu kıvam 10 saatte beklese asla katılaşmaz yani bakın bu şekilde. Asla katılaşmaz yani. Bence bakın bir şey söyleyeyim mi? Kış çorbası diyorsunuz o zaman. Şöyle o zaman yapalım. Tabakta en son tatlıyla yedikten sonra ben şimdi hamurumu hem dolaba koyayım. En son gittiğimizde bakalım kıvamında değişme var mı yok ama mu? Ama o zamanki beni ilgilendirmiyor ki. Ama işte biraz daha bekleyince şey yapar. Siz ne diyorsunuz? Bu diyorsunuz beklese de diyorsun kıvam almaz. Böyle kalır gerçekten diyorsun. Almaz ama. Ben onu bekleyebilirim. Deneyip göreceğiz o zaman.
Evet Eda Hanımcığım, siz nasıl buldunuz arabaşı çorbasını, yapıyor musunuz? Evet, ben arabaşı çorbası yapıyorum. Benimkiler hamurunu yemediği için ben daha çok hamurunu yapmıyorum. Ama ablam yaptığı için ondan biliyorum. Kendisi Konyalılarla evli. Hamuru olmamış, tuzlu olmuş. İçerisinde böyle değişik bir tat geldi. Hani tuzla şeker karışımı gibi bir şey geldi şeker bana. Şeker hiçbir şekilde yok. Yok yani hani tuzlu, böyle hem tatlımsı hem tuzlu gibi geldi. Ya hamurunu beğenmedim. Hamurunu beğenmediniz peki. Çorbasına bir eleştiri. Hani Konya'ya da tanıdığınız tamam. için en azından acısı, nasıl olmuş? Acısı hafif olmuş. Acısı kıvamında olmuş. Tavuk içerisinde diri kalmış. Çünkü onun çok iyi pişmesi lazım. Arapaşı'nın çorbasının içerisindeki tavuk yumuşak olur. Şimdi onun bir şey dışında, söyleyeceğim. Siz kıvamına... diri kalmış dediniz. Rabia Hanım diri kalmış dedi. Kübra Hanım diri kalmış ben dedi. Komple... Hülya Hanım çok iyi pişmiş dedi. Hayır, şimdi ben bu yorumlar arasında çelişmeyecek miyim? Ben çok pişmiş demedim. Hatta dedim ki iyi pişmiş dedim. Bir de keşke göğüs eti yerine... Ama bir tık daha iyi pişseydi. Aynen. Keşke göğüs eti yerine... But peki normalde yağlı. Bu çorbada tavuğun neresi kullanılıyor? Normalde ben butunu kullanıyorum. Ben açıkçası normalde tüm tavuğu haşlayıp kullanmak daha iyi. Hem bütün her yerinin tavuğunun vitaminlerini almış oluyoruz. Evet. Ama şu anda bir yarışma programındayız ve hızla ve zamanla yarışıyoruz. Bir de bir şey söyleyebilir miyim? Bu kadar detaylı içsen seçmeyeceğim. Şu kolay menünüzle benim menümü bir kıyaslayın bence ya. Ya kolay olsa ne olur? Sonuçta yaptın mı? Tamam yaptım ve ben lezzetli olduğunu düşünüyorum. Peki Eda Hanım bir şey söylemek istiyor. Buyurun. Şey unla kavururken kaç kaşık un koydunuz? Şöyle söyleyeyim, ben inanın ki şu an mutfakta ne yaptığımı hatırlamıyorum. Un kavurdum mu? Unu, salçayı. Yani normalde un kavruluyor ama hani yağlı, böyle tereyağıyla. Tam ayarı ayarı ne kadar koydum hatırlamıyorum. Tereyağıyla kavrulduktan sonra. Çok hızlı bir şekilde giriş yaptım. Bir de tavuğun suyunu kattınız mı? Tavuk suyu bir de bu kattım. Çorbadan çıkmış tavuk direkt suyu. Yemek olmuş yani. Bunu da söylemeden yoğun, geçemeyeceğim. Evet. Bu kesinlikle bu, çorba değil. Geçelim mi? Şey, bir şey söyleyeyim. Az önce kaşıkla öyle yaptınız mı? Yani, yoğunlaştığını farkında mısınız? Kesinlikle bu çorba değil. Bunu zaten herkes görmüştür. Acaba hamurunu değil de bunu mu şey yaptınız? Şimdi yemek olmuş yani. Bu çorba değil. Şeye kadar muhallebi yani hamuruna evet, koyacağı evet. Unu çorbaya tabii, mı koydu? Tabii çünkü kır biraz da yani pişirsem krema olacaktı zaten. Bu arada Eda'nın tavuk suyu sordu ama göğüs haşlandı sadece göğüsteki tamam, su. Tamam göğsün suyu olsun onun yine bir suyu çıkıyor evet, ya ufak da olsa. Göğsünün suyunu falan koydum. Onun kokusu ben... onun tadı buna birleşmesi lazım. Hani ben yağı... de aynı şekilde öyle yaptım zaten. Böyle vereyim kaşığı. Evet kaşık ama maalesef arabaşı çorbasından güzel yorum alamadı Emin'cim. Yani şey, aslında yaparken de gayet şansım. Ümitliydi emek ve güzel de yaptı. Emek ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Adaletli peki. Yorum yaptığınızı düşünüyorum. Ama en azından size hamuru çıkardı. O zaman biz de adaletli yaptık. Ama evet yaptı. Bunun için teşekkür ederiz. Hamuru son dakikada. Nasıl anlamadım? Hepimiz aynı yorum yaptık ama Eda Hanım'ın işte yorumunu beğendi. Nasıl oluyor Eda bu Hanım acaba? Adaletli. En azından şöyle eline emeğine sağlık dedi ve teşekkür ederim. Ben sizden duyamadım. Yine teşekkür ederim o zaman. Size de katılıyorum. Hayır mi adaletli yorum yaptık? Hayır şimdi şöyle ilk başta menüsünü saydı hamur yoktu ya. Sonradan bu hamur da çıkardı. Siz söylediniz. Ben sizin için en azından bunu bile çıkardım. Yani çıkaramadı, olmadı ama en azından bunun için hani tamam, bunu bile çıkardı diye teşekkür mü edelim? Şu anda inanın ki çok sinirlendim. Benim güzel olmuş çorbama olmamış diyorlar. Bence bunların ağızlarında tat hiçbir şekilde yok. Sıfır insanlar bunlar. Ama az önce Eda Hanım'ın yorumlarına adaletli dediniz. Yalandan mı söylediniz yani? Yalandan pohpohladım tabii ki. Ama en azından eline emeğine sağlık dedi. Teşekkür ederim o yüzden. Bu yarışmayı zaten ya ben kazanacağım ya Kübra Hanım kazanacak. Teşekkür ederim. Yani kendisine. Masada iki hamarat var. Bunu zaten bir değil, iki değil. Sürekli dile getiriyordu. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Çünkü sürekli Kübra Hanım'ın bu da Kübra Hanım'ın hoşuna gidiyor şu anda. Ve hep Kübra Hanım'dan onay bekliyor. Değil mi Kübra Hanım? Değil mi Kübra Hanım? Acaba böyle onay hani bekliyor. Kübra Hanım anne o da biraz küçük ya. Acaba annesi olarak falan mı düşünüyor? Öyle olsa Hülya Abla'yı seçer. Niye Kübra'yı seçsin? İşte onun yorumlarına çünkü sürekli bence katılıyor. Bence bunun Rabia annelikle hiç bir alakası yok. Dün de katıldı. Bence... Dün de katıldı. Siz de ona katıldınız. Hayır bilginden ötürü söylediğini düşünüyorum. Aslında annelikle alakası yok. Yani ablası bana ilk geldiğim zaman da kendisi aynı seni ablam gibi gördüm diye masada zaten söylemişti. Tamam abla olarak gördüm o zaman. Annelikle hiçbir alakası yok. Bence dediğim peki, gibi... Peki sen buna katılıyor musun? Evet arkadaşlar masada kusura bakmayın ama benim bilgim, donanımım evet. Daha fazla. Kadir Bey şu an masada Emin'in de yaşına onun da aldığı eğitimi o da yeni başlamış. Şu an bu masada aşçılık konusunda ve yemek konusunda her alanında dünya mutfağı olarak ben kendimi en bilgili görüyorum. Size göre. Ben ve, katılmıyorum size. Sadece Türk mutfağına ben katılmıyorum değil, size sadece maalesef. Türk mutfağına değil ben dünya mutfağına hakimim. O yüzden dediğim gibi gerçekten eğitiminizden gıra geldi. Yani şunda, eğitimle kanalda, olmuyor bu işler. Şunu da belirtmek istiyorum. Bu bana haber geldiği anda ben menümü temizlik yaparken yani evimi temizlerken menüyü ayarladım. Aynı zamanda akşamına zaten o gün bana dediler ki yarın sendeyiz. Ben hem evimi temizliyorum hem menü ayarlıyorum. Sabahına da zaten sizi ağırladım evimde. Evet kesinlikle bunu yani telefonda bilin temizlik peki, yaparken. Menüye neden dünya mutfağından bir şey katmadın Kübra?
Yani hayır, şimdi anahtarlara şöyle söyleyeyim, ya, dünya hatta altı bak pişirmeyi düşündüm Kadir Bey. Keşke pişirseydim. Ama dedim ki şimdi bulabilir miyiz, bulamaz mıyız? Böyle daha bilindik bir menü seçmeyi sen tercih ettim. Sen menüyü söylerken editörümüze söyleseydin, ben bunu düşünüyorum ama bulabilir miyiz? O sana hemen bir alternatif sunar da. Soslarını ayarlayabilir miyim? Yetiştirebilir miyim? Daha çok ben yani, pastamdan ötürü. Biz çok dünyanın onu yetiştiremediniz, kolaylığı seçtiniz. Bir saniye anlatabilir miyim? Kadir Bey, ben pastacı olduğum için direkt pastama odaklandım. Normalde bütün pastacılar bilir. Bu 2 saatin sadece... Tatlıyı pasta seçmen güzeldi zaten. Hayır, bir dakika anlatabilir miyim? Onu demek istemiyorum. Pasta seçmek değil. Normalde bir pastanın zaten süre zarfı 1 saattir. Ben sipariş hazırlarken en hızlı şekilde hazırlamama rağmen bir pastacı 1 saatten aşağı çıkaramaz. Çünkü pastanın pişme saati en az 45 dakikada 1 saat. Peki bu bize çıkarttığın pasta bunun, da dahil mi? O evet, da aynı kendi şekilde. Pastamdan bahsediyorum. Panitmanyanın soğuma aşaması var. 20 dakikadan önce panitmanya kesilmez. Ama bak yaptın, oluyormuş demek ki. Evet yaptım ama nasıl yetiştirdik? Zar zor yetiştirdik yani bir şeyleri. Hayır, şunu merak ediyorum. Yani 20 sen dakika, diyorsun ki pasta yapacağım için dünya mutfağı seçmedi, beni uğraştırır diye mi diyorsun? Yani pastamdan ötürü bir şeyler eklemeye çekindim diyebilirim Kadir Bey. Emin Bey, Rabia Hanım konuştukça siz daha bir sinirleniyorsunuz sanki. Rabia Hanım'ın konuşunca böyle inanın ki düşmanım konuşuyormuş gibi düşünüyorum ve aşırı sinir oluyorum. Emin Bey beni düşman olarak gördüğünü söylemiş. Ben onun düşmanı değilim, sadece doğruları söylüyorum. Hepsine günümü göstereceğim, sıkıntı yok. Her hepsinin günü geçti ya, hepsi gününü şey yapıyor. Günümü savdım, artık ne yaparsam yapayım. Arapaşı hamurunuz gerçekten de olmamış mıydı? Hamurum biraz daha bekleseydi daha güzel olurdu. İnanın ki ben 10 çeşit menü yaptım onlar için. İnanın ki onlar şu anda haksız yorumlar yapıyor. Bir isimlerini söyler misin Emin'ciğim, seyircimiz bize? Milas otlu böreğim, yanında yaprak sermem ve kırmızı pancar mezem. Pişi mi bu? Ne? Hayır, pişi falan değil. Tadına bakın önce. Pişi nereden çıktı? Otlu pişi. Kadir Bey, bu börek değil. Böreği açmayacak mı? Elimde açacağım dedim. Böreği kendim açmasın açarak bu? Yaptım. El açması tabii ki. Yufkasını falan kendim açtım yaptım. Şu an görüntü pişi görüntüsü. Yoğrulmuş gibi Kadir Bey. Evet, pişi görüntüsü. Kadir Bey, size çok yani güzel. Bu arada kesemedim, bu börek böyle yapılmaz. Aynı zamanda siz de çok evet, biliyorsunuz. Evet, kare olur, tepsi de olur. Ve aynı zamanda bakın. Kesemiyorum. İyi de siz mi Bodrumlusunuz, bu çocuk mu Bodrum? Ama ben çok yakın zamanda bir Bodrum'a gittim ve yedim. Kesmiyor, bıçak mı kesmiyor anlayamadım. Emin Bey, ben bunu yiyebilecek miyim acaba? Ben bunu şu şekilde tutup ısırmayı düşünüyorum şu anda. Ben de aynısını düşünüyorum şu anda. Çünkü şöyle bir böyle bu arkadaşlar. İçindeki lezzete bir bakın. Kadir Bey, gerçekten bu yaprak sarması gerçek bir şaka gibi. Niye, asla ne oldu? Asla pişmemiş. Bunu pişirmedin mi sen? Tabii ki pişirdim. Emin misiniz? Asla hani biz yok hiçbir şey. Şaka gibi gerçekten. Diğerlerinin Kadir tadına Bey bakın. Belki üst kata denk geldiği için öyle olmuş. Şaka gibi dediğin yani pirinçleri mi diri, yaprağı asla mı diri? Asla pişmemiş yani. Yaprak da aynı şekilde diri, pirinçleri de diri. Emin, sen şekilde baktı olmana sen de bilir. Ben de kendim baktım. Zorla yuttum, gerçekten zorla yuttum. Ama çok az bir şey tadına bakmışsınız. Diğerinin tadına bakma şansınız zaten var mı? Zaten zor yuttum diyorum yani. Diğerini nasıl yutayım peşinde tekrar? Yaprak da hiçbir şekilde direkt böyle sanki iç harcını alıp sarıp bize getirmişsin gibi. Ben böyle bir izlenim alıyorum ve bu böreği nasıl yaptığınızı anlatır mısınız bana? Mesela ne anlatmak bayağı hani istiyorsun? Nasıl içine mi koyup elinize niye mi merak kapattınız? Şöyle yani söyleyeyim. Açacaktı ya hani Kadir Bey, o yüzden soruyorum. Bu arada el açması yine bir börek. Yani yufkasını falan kendim açtım. Yani hamurunu kendim yufka yoğurdum. Yufka açıldığı zaman hani böyle açıyorsun ya. Okla mı açtınız Emin Bey, yoksa merdaneyle mi? Merdaneyle açtım. Büyük bir bezle böyle dikdörtgen şeklinde yapmaya çalıştım. Evet. Ortadan ikiye böldüm. Katladım, içine ot böyle biraz fazla şekilde koyaraktan böyle rulo şeklinde katladım. Sonra köşelerini büzdüm. Sonra nasıl yani? Mi? Kesmemiş, büzmüş. Yani nasıl kesmediniz derken? Etrafından. Tabii yuvarlak açtım, böyle açtığım hamuru ortadan şu ikiye. Kadar küçücük. Yine bayağı büyük açtım. Ama sen bunu şimdi ne çıkarıyorsun Rabia? Kadir Bey, üç yani tane açtım yufka bu arada. Anlatayım mı? Şu azıcık açıyorsun, içine koy böl. Ya sen dişi gibi falan sürekli söylüyorsun. Çok komik. Ben sana komik demiştim, hep gülüyorum sana. Gerçekten komik yani. Bu pişmemiş, bunu bu bence şekilde getirmişsin önünüze. Bence bu masada tek komik olan varsa o da sensin. Ben sana güvenmem lazım. Ben sana lazım demiştim zaten. Sen başlı başına senin komedi gibisin. Senin gibi en azından 5 menüyle katılabilirdim, komedi doğru. Katılsaydın da düzgün bir şey yeseydik burada. Yani burada menünün 10 çeşit menü olması önemli, önemli değil mi? Değil. Şöyle söyleyeyim, tabii lezzet değil burada. Önemli. Lezzet tamam, yaşıyoruz. Ben 20 çeşit değilmiş bir şey, hı-hı, yapmadan getireyim. 5 puan verecek misiniz bana? Vermeyeceğim. Daha ne o zaman? Peki Hülya ablacığım, sen yorumunu yap, buyur. Ben daha önce otlu börek hiç yemedim Kadir Bey. İlk defa yiyorum. İçi böyle mi oluyor bilmiyorum ama dışı olmamış maalesef. İçi de biraz tuzsuz.
Dışı zaten bakarsanız alt kısmı biraz yanmış ve kenarları... Altına çevirir misiniz? Tabii. Dışındaki o yanmış olan şey üstünde bir hayır, sos bu var değil, çünkü. Hayır bu değil, şurası. Bakın. Ama köşesindeki o şey sos. Onu söylüyorum ben. Bence. Yanmış bir sos şey değil o. Köşesindeki sos, sos çünkü yanmış olan şey. Kenarları... Kenarlarını yemek zorunda kenarları değilsiniz. Kurumuş. Ortasının tadına ama böyle bakın. Yiyeceğim kenarını, ucun ortasını kenardan bak, bırakacak mıyım? Ama bak bekliyor bu arada. Bunun da göz önünde bulunurum. Pişirdim ben fırın içine tutmak zorunda kaldım. Şu konuda karıştırıyorum. Aslında hani börek kesmeye çalıştık. Normalde zaten börek kesilerek gelmez. Yani yorum yaparken yenir. Biraz da adaletli olmanızı istiyorum. Biz burada kesmek zorunda kaldığımız için bu şekilde. Kusura bakmayın ama bunu çok bir şeyini istiyorum. Bilmiyorum ama için. Bekleme aşamasını. Ben sizde bunları bence ben göz önüne aldığımı diyeyim, düşünüyorum. Emin Bey lütfen. Şimdi zaten siz yarışmaya katılmışsınız. Bunu da mı göz önünde Kadir Bey benim niye her yorum kesiliyor acaba? Sorabilir miyim? Hep yarıda kalıyor. Neden benim yorumum her defasında kesiliyor çünkü arkadaşlar? Çünkü Emin Bey sürekli bana bakarak adaletli yorum ama yapın dediği için ben de cevap vermek zorunda ama ben kalıyorum. Ama ben yaparken neden özür dilerim. Kübra Hanım'a dönüyorsunuz? Özür burada dilerim. Burada saygısızlık ama. Hülya Hanım sizi dinliyorum. Sarmanız olmamış, yapraklar da diri, içinin pirinci de çiri, diri, artı çok tuzlu. Bunu da beğenmedim, çok üzgünüm. Yani salatanız da güzel olmuş, ellerinize sağlık. Bir tık daha tuz isterdim içine. Teşekkür ederim. Evet Eda Hanımcığım. Öncelikle ellerinize sağlık. Börek yanmış. Aynı zamanda kat kat olması gerekiyordu. Milas böreği böyle yapılmaz yani. Ama ben size dedim ne demek istedim. Bu konuda evet bu konuda olmamış böreğiniz. İç harcını falan biliyorsunuz. Belki iç harcını evet, biraz evet iç harcı iyi. Lezzeti evet. Nasıl? Lezzeti iyi. Olması iç gerektiği gibi evet, değil mi? Evet evet. Yufkasında kendim açtığı yeşillik falan, soğan falan. Biraz soğanları şey olmuş. Çok özür dilerim. Böreğin dışında beğenmediğiniz nedir? Şimdi hep böreğin dışını konuşuyoruz ama. Çünkü nedir? Milas böreği böyle olmaz. O yüzden. İnanın hani bize Milas böreği dedi ya. Milas böreği de aynı bu şekilde kızarmış oluyor. Hayır ben kızarmışlığı için bir şey demedim. Bir kalın yapsaydı aslında bir kurtarabilir. Hayır, yani şu an bu börek formunda değil mi? Kalın yapmış. Hayır tabii ki yeni bir saniye. Tek tabii ki yenilebilecek kıvamda, yenilmeyecek hayır, bir kıvamda börek değil. Formunda mı ama bu börek mi? Değil. Sarmada da yaprağı bir geceden suya basılması gerekiyordu, tuzu çıkması gerekiyordu, tuzlu. İçi de pişmemiş ama mezenizi beğendim. Teşekkür ederim. Peki bir gece önceden tabii ki burada imkanımız öyle yok. Bir şey alternatif bir şey var mı? Ben ne? Söyleyebilir miyim? Ben aniden misafirim geldiğinde hemen leğene yaprak çıkarırım, koyarım. İçerisine su koyarım. İki tane limon sıkarım tuzunu alır. Güzel. Bak bunları söylüyor. Yoksa geceden şu anda basamayız biz tamam, o suya. Geceden basamayınca Kübra Hanım evet, alternatifler var. Ben mezeden başlayabilir miyim Kadir Bey? Ben mezeyi çok severim. Çok da yaparım. Bu lahananın toprak tadı var ya toprak kokusu gibi. Lahana mı? Şey mor lahananın. Ne yap? Pardon. Ay söylemeyi unuttum. Pancarın o toprak kokusu var ya. Yoksa mı? Lahana tadı mı aldın? Hayır lahana tadı almadım da ismini unuttum. Kusura bakmayın. Peki. Bu toprak kokusu bari o kadar yoğun geliyor ki. Bunu siz kavurdunuz mu tavada? Şöyle söyleyeyim. Nasıl yaptınız? Kırmızı pancar mezesi evet. Bana göre diri olması lazım. Çünkü içine mayonez, ariyetten, baharatlar da hani tuz yani falan koyduğum için. Bariz toprak tadı mı gelmesi lazım ağzımıza? Bu arada kabuğunu zaten alıyorum. Toprak tadının gelmesine. Bariz böyle toprak tadı geldi boğazıma. Ben öyle olduğunu ondan düşünmüyorum. Ondan dolayı yemedim. Normalde çok seviyorum. Ama sizin dediğim gibi mezem böyle bir yorumu hiç hak etmiyor. Çünkü güzelce çok lezzetli kavursaydın olmuş. O koku asla gelmeyecekti kavursaydım, bize. Kavursaydım inanın ki içinde çünkü böyle bildiğin ölecekti. Hiçbir şekilde lezzet alamayacaktı. Ölmeyecekti direkt gidiyordu. Mesela pancarı haşladığın zaman da o suyunu bırakır ya toprak kokusunu. Rendelenince o kadar böyle ince bir şekilde kalıyor ki yani. Hı-hı. Ağzınızda bile geldiğini ince düşünüyorum. Ben bir tek toprak kokusundan rahatsız oldum Kadir Bey. Toprak kokusundan rahatsız oldum o yüzden yemedim. Dolmanın zaten hiç pişmemiş. Bütün her şey şöyle çiğ. Söyleyeyim yaprak sarmamla alakalı. Sardım ama vaktim yetişmedi sarmamın, büyük ihtimalle. Vaktim yetişti çünkü de. Çünkü o çeşit yaptığın hiç yetiştiremedin. Çünkü yaprak sarmamım hep geri planda kaldı. Hep unuttum, bakmayı unuttum. Ocağın altını kısık yaptım. Düzgün bir şekilde pişsin onu diye nasıl pişirebilirdim biliyor musun? İlk hesapta küçük bir tencere yaprak sarması. Kendim sardım. Kadir Bey kaç tane sardın? Bere ya Emin Bey de sardı ben de sardım. İnce sardı. Kadir Bey sardı. Ellerinize sağlık. Sarışın. Evet olmuş. Çünkü birisi kalın birisi ince çok bariz belli. O yüzden her sordum neyse sonuçta yardım Kadir edebiliyor Bey. Kadir Bey bize. Onda sıkıntı hani yok. Hani yaptı da acaba evet, diye sordum. Evet yardım ediyor. Onda yanına sıkıntı evet. Yok. Ama Emin Bey özellikle güzel bunun sarılmış. Biraz daha dolgun olması gerektiğini söyledi. Şimdi hani masaya geliyor. Çok az normalde size açıkçası söylemem gerekirse ben evde sardım. Çok incecik sarıyorum. İçinde bildiğiniz pirinç yokmuş gibi oluyor. Ve böyle biraz ben daha. Ben sarmanın boyutuna takılmadım Kadir Bey. Her yani yöreye ait sarma değişebiliyor. Kalın da oluyor, evet. İnce de oluyor. Bir de ona şöyle, takılmadım. Pişme oranına takıldım. Bir de Kübra Hanım bu yorumunuza dair bir şey söyleyeyim. Sarma her yöreye göre evet, değişiyor. Değişir. Doğru mu? Evet. Bu arada börek de her yöreye göre değişiyor ve yapan kişiye göre değişiyor. Bu yorumu da buradan elimde açacağım. Hayır. Zaman, lütfen. O aynı bir şey. Ama burada elle börek, açılmış bir börek değil mi? Elle açılmış değil. Elle yoğrulmuş. Bu arada elle yoğruldu unsu ve elle açtım bu hamuru.
Peki. Kübra Hanım'ın yorumunu bitirelim. Evet. Börek için yorumunuz nedir? Börek olarak iç harcını güzel yapmış. Normalde otun kokusunu sevmiyorum ama o otun kokusunu da bastırmış. Çok bol soğan kullanmış kendisi. Normalde daha ot tadı gelmesi lazımmış dediği gibi ama ben hani otu sevmediğim için soğanla bastırmış iç harcını beğendim. Diyorum normalde böyle bir börek yapıp önüme getirseydi severek de yerdim. Çatal bıçakla şimdi bölemedik. Niye çatal bıçakla bölemedik. Aynı zamanda tadına neden yemedim ben de bilmiyorum. Arada? Şu an uğraşmak istemedim kamerada açıkçası ama normal önüme gelse baktım mı? Buyurun bakabilirsiniz. Sadece elimi alıp yemek istemedim kamerada Kadir Bey öyle söyleyeyim size. Estağfurullah herkes yedireceğim. Yedim. Hayır, tadını aromasını normalde, alabildin mi? Evet iç harcını beğendim. Aynı zamanda normalde zaten börek çatalla bölünmez. Hani bölemedik o ayrı bir konu ama. Ama normalde insana elle yenir. O yüzden şey, çok yadırgayacağınızı aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Bu kadar kişiye rağmen 10 yemeği seçmişsin seni takdir ettim ayrı konuda. Teşekkür ederim. Ama keşke hani yapabileceğim bir 10 çeşit söyleseydim. Çünkü gerçekten çorbadan başladık şu ana kadar dolma da dahil pişmemişti. Devamına bakacağız artık. Keşke teşekkür biraz ederim. Az yapsaydınız da pişseydi. Bundan bahsediyoruz. Hani kötü olarak lütfen algılamayın. Demek istediğimiz mesela bu meze yerine mesela bunları yapsaydın da pişseydi ki güzel güzel yeseydik. Ne oldu? Evin uzat ellerini. Evet. Nasıl parmakları? Dolma gibi. Kendi dolgulu parmaklarım gibi yaptım. Rabia Hanım röportajında demiş ki Emin Bey'in parmakları kalın zaten eminim dolmaları ince saramaz. Benim gibi zarif elleri yok. O kadar kalın mı olmuş dolma? Ama bir şey söyleyeyim mi? Sizin elleriniz gibi olmuş ona bakarsan. Şu an bakarsa kadar pişmemiş ki kalınlığına bile takacak. Peki eline sağlık Emin'ciğim. Onu söylemeye gerek yok yani. Bu arada Sünce Rabia'ya biraz sert çıktın ama çok mu sinirlendirdi seni? Niye o kadar sert çıktın? Kadir Bey ben genel olarak her zaman doğruları söylediğim için insanlar bana böyle sinirli doğruları bakıyorlar. Doğruları söylemiyorsunuz işte. Pişmemiş. Sadece konuşmak için şey konuşuyorsunuz. Bu sofrada bak ki sen bir de Emin ikiniz de sürekli doğruları söylediğini düşünüyorsunuz. Aslında ama doğruları söylemiyorlar. Birbirinizin doğrularına asla tahammülünüz yok. Farkında mısınız? İki doğruyu söylüyor ama ikisini bilmiyorsunuz. Rabia mezenizi de devam etmek isterseniz mezenize edebilirsiniz. Yoksa tabağınızı da alayım. Koyun pişsin onlar. Evet pişmemiş. Tamam koyup yedireceğim tamam, size. Tamam onu da bekletin o da olsun. Çok kötüydü. Börek açacağım dedi. Elimde açacağım dedi. Açılmış bir börek yoktu. Bildiğim pişi yapıp önümüze getirmişti. Ben Emin'in yerinde olsaydım böreğimin olmadığını kabul eder ve susardım. Ama o ısrarla kabul etmedi. Emin Beyciğim eleştiriler karşısında yüzünüz maalesef çok düştü. Bence haksız yorum yapıyorlar. Bugün bana dolup dolup gelmişler. Bir olay her şeyi incik cincik böyle karıştırmaya çalışıyorlar. Bir saattir bekliyoruz ve hala gelmedi. Acaba pirzolanın ya da patates püresinin sunumu uzun sürmüş olabilir mi? Şekil falan mı yapıyor mutfakta? Kadir Bey patates püresini nasıl seslen sunabilir ki? Seslen mutfak bu tarafta seni Emir duyuyor. Bey! Emin değil mi kız? Emir nereden Emin. Çıkıyor? Emin Bey! Bilmiyor da. Yeni pişiriyor galiba Kadir Bey. Ben de şimdi onu düşünüyordum. Bence taze pişirip acaba getiriyor. Acaba bir şeyleri mi... Yo eti pişirmişti zaten. Ha. Öyle mi? Pişirmişti. Zaten öyle bir şansım yok. Acaba bir şeyleri mi düzeltiyor? Neyse hadi önümüze güzel bir şey gelse ya doyalım. Yeter ki bekleyelim yani. Şey niye aç mı kaldı? Aç kaldı Kadir Bey. Çorba ara sıcak kesmedi hayır mi? Kadir Bey açım ben yemedik şu an. Yemedik çorba. Misafirlerimiz aç. Hem de Emin Bey'in sofrasında. Emin'ciğim gel gel hanımlar açız diye bağırıyorlar. Ben Rabia Hanım gibi hemen iki tane şey koyup gelmediğim için biraz beklettim. Keşke iki tane bakmayın. Koysaydın da doysaydık. Keşke. Doyacaksınız keşke. Durun Rabia Hanım. Siz beğenmemeye gelmişsiniz. Getirdiklerinin hepsi çiğdi Kadir. Güzel kokuyor şu anda. Hepsi doyacak çiğdi. Gibiyiz ama bakalım. Rabia Hanım beğenmemek için gelmişsiniz de bu hayır, kadar çiğdi, oynamayın. Çiğdi, İnanın çiğdi. Ki bir yiyin tabağı ya. Yedikten sonra siz yorum yapabilirsiniz. Siz yediniz mi sarmalarınızı? Yediniz mi? Yedikten sonra yorum yapın. Kübra Hanım da aç kaldığını söylüyor masada. Hadi katılın Kübra Hanım'a. Emin Bey katılsanız da kokusu güzel ama şu anda etin kokusu güzel geldi Kadir Bey. Pirzola yani diyorum, beğenmeme belki şansınız belki bunu doyabiliriz. O yüzden mi seçtiniz yoksa? Görsüyle çok güzel Kadir Bey. Başlayabilir miyim? Şey öncelikle afiyet olsun. Emin'ciğim arkadaşların aç kalabileceğine inanıyor musun çorba ya da ara sıcakla? Bence çorbamı beğenmediler bilmiyorum ama ara sıcağım için hani böreğim güzeldi ama yaprak sarmam cidden kötüydü. Bunu kendim kabul edebiliyorum. Teşekkür ederim. Ama ara sıcağı şu andaki ana yemeğimde aşırı derecede iç sağlayayım ve tadını inanın ki beğeneceğini düşünüyorum. Hemen tadına bakalım o zaman. Bu arada sokak kedisi yanımıza geldi pirzolanın kokusunu alınca. O bile lezzetli yemekten anlıyor. Rabia'cığım tuzu verebilir misin? Yemeyeceğimiz ona kalacağını anladığı içindir. Emin Bey benim tabağımda arpacık soğan göremiyorum. İnanın ki o yüzden yorum yapamayacağım herhalde onunla alakalı.
Zaten herkese soğan var veya yok olarak şey yapmadım ama kusura bakmayın yok olduğu için buna takılacaksanız. Yok takılmıyorum. Yani hepsini sadece özellikle koymadım. Soğan seven ona vardır, sevmeyen hani vardır diyerekten. Bende de yok. Hülya Hanım ona da takılmayın. Sizde var, yiyeceksinizdir diye umuyorum. Yemeği çok beğendim. Çok teşekkür gerçekten ederim. Gerçekten bu yemeğe sana puan veriyorum. Et harika pişmiş. Alttaki sos, püre harika. Etle birlikte böyle alışılmışın dışında bir tat geliyor. Bayılırım ben çok buna. Çok teşekkür ederim. Eti yanına pişirirken bir teknik yaptım. Bakalım bilebilecek misiniz arkadaşlar? Etiniz yanmış Emir Bey. Eti hayır. Priz olanın bir şey söyleyeyim. Bir İnanın ki pişmesi gerekilen tarzda. Ben böyle belki pişki seviyorum. Tam pişirmiş. Emin. Bir tanesini yanında koymuş, bir tanesini pişmiş koymuş. Çok beğendim gerçekten. Evet, çok beğendim. Çok güzel. Ama yanmış. Şu an, yanmış. Tamam biri yanmış ama yanmayan güzel değil mi şu an? Bakın iki tane koymuş. Büyük ihtimalle bir tavayı yaktı. İkinci tavayı düzgün yaptı. Yok bir tavada hepsini pişirdim. Yanından tabii ki puanımı kıracağım zaten. O ayrı bir konu ama yemeği lezzetli yani. Bu tabii ki belirtme. Hep zaten hanımefendi belirtti. Ekstra siz gidip yorum yapan hepiniz de bununla ilgili bir şey soracağım. Hani tek tek yapmaktansa hepsini ortaya bir konuşma evet yapıyorum. O yüzden yorumlarınızı peki bekledikten Rabia da yorum sonra söyleyeceğim. Yapsın. Kübra Hanım'ın eti beğenmesini ben de anlamadım. Yani ne yapmaya çalıştığını çözemedim. Kübra Hanım'ın yaşı küçük olduğu için Emin Bey'e üzüldüğünü düşünüyorum ve buna göre yorum yapıyor. Bence alakası bile yok. Emin'in kötü yaptığı yemeği kötü dedim. Zaten herkes izledi bunu. İyi yaptığı yemeği iyi dedim. Asla öyle bir şeyim yoktu. Herkes de bunu gördü yani. Ben garnitürleri çok beğendim. Ya da aç olduğum için de olabilir bilmiyorum. Et yanmış. Keserken böyle takır tukur bu şekilde bastırarak kestim. Yani patates püresini ben çok severim. Her şeyin yanında, tavuğun yanında da, etin yanında da. Yani hiç tadını alamadım bu şekilde renklendirme yaptığınız için. Ama şimdi bakın ben patates püresi derken de renkli patates püresi dedim. Yani patatesin baskın olmayacağını biliyor olmanız lazım biraz da. O zaman patates demeyin yani gerek yok ki çünkü patatesli bir durum yok. Ama içinde patates var ya. Bence kıvamı da çok güzel olmuş. Ben beğenmedim. Patates püresi yaptı ama sen patates tadı almıyorsun. Beğenmedim Kadir Bey. Gerçekten alamıyorum yani böyle bayağı bir tattım hatta. Siz de bir şey değil mi? Hiçbir şey beğenmiyorsunuz. İnanın ki ben şu anda. Yemediğiniz yemekleri büyük ihtimalle siz böyle beğenmedim diyorsunuz. Hayatımda soslu et yememiş büyük ihtimalle. Zaten Rabia böyle boş eleştiriler yapıyor genelde. Yemediği bilmediği yemekleri böyle olmamış diyor. Genel olarak hani bilmediğini düşünüyorum hiçbir yemeği. Daha önce renkli patates püresi yediniz mi? Ya yemedim yemek zorunda. Ama o güzel zaman ben güzel yemediniz olan ya bakın Rabia Hanım bir dinleyin. Hı-hı. Bunu yemediniz ya yemediğiniz bir şeyin tadını bilemezsiniz tamam, zaten. Bana göre o yüzden önünüze gelenin tadına bakmanız lazım. İşte, siz dediniz ya masanızda tuzla dökebilirsiniz. Ben de mi bağırayım? Tatsız ben de mi bağırayım? Ben de bağırayım. Haksız yorum yapıyorsunuz ama birazcık adalete de davet ediyorum size. Sana göre belki ben bu şekilde yapmak istiyorum. Beğenmedim. O benim masam savunmak zorundayım. İkisi hiçbirisini beğenmedim. Garnitürünü de beğenmedim. Israrım var bir şey mi diyeceksin diyemezsin. Sen beğenmemek için geldin. Oynuyorsun tribünleri. Evet, beğenmedim. Bitti, bu kadar. Ben Eda Hanım'ın yorumuna geçmiştim. Bunun için de bir puan olsun vermeyeceğim sana, bu kadar. Bitti. Sen vermezsin. Vermeyeceğim zaten. Zaten sana puan isteyen yok. Tamam o zaman. Olur mu canım? Onda puanla ihtiyacımız var ya. Yok, vardı zaten. Ben o şeye çıktı onun yani için. Yani Rabia Hanım vermeyeceğim diye bir şey söyleyemezsiniz. Söyleyemezsiniz. Bana bu şekilde asla bağıramazsın. Hayır, hayır bağıramazsın. Bir puan zaten veremezsin. Böyle bir şey yok. Bence adalete davranmanızı öneriyorum. Bana bağıramazsın. Benim misafirperver olmadığımı söylemişlerdi. Ben kendisinin yaptığı kadar saygısızlık yapmadım ve sesimi yükseltmemiştim. Rabia Hanım'ın hak ettiği saygı oydu. Ben olsam Rabia Hanım'ı masadan kaldırmam lazımdı. Kendisinin o masada oturmayı hak ettiğini bile düşünmüyorum ben. Ben şimdi iki yoruma bakıyorum. Birisi diyor ki Emin ben bu tabağı ya çok beğendim, güzel olmuş diyor. Ya zaten Kübra Hanım size ne dese evet tamam diyorsun. Ne oluyor ama ben anlamadım. Ben beğendim diyorum. Diyor. Tamam ben beğenmedim bu kadar. Ama işte bak çelişki de olmuyor mu o zaman? Olmuyor ben beğenmedim. O zaman işte siz beğenmemiş ki olarak beğenmedim. Zorunda da Eda Hanım'ın yorumunu dinleyelim sakin bir şekilde. Eda Hanım. Ben sunumu beğendim. Teşekkür sunumu ederim. Sunumu çok güzel olmuş. Rengarenk olmuş. Ne kadar sakinleştin. Teşekkür ederim. Kişisine göre. Rabia genel olarak yorumunu yapmak istedi. Emin de bu konuda birazcık sessiz kalıp onu dinlemesi gerekiyordu. Tamam o kadar emek verip sofra kurmuş ama ne olursa olsun o konuda saygısızlık yapmamalıydı. Emin Bey'in saygısız bir durumunu görmedim. Biraz sinirlendi sadece. O zaman biraz kendini kaybetti ama bana karşı bir saygısı yapmadı şahsıma. Ben sunumunu öncelikle beğendim. Ellerinize sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş salatanız da etiniz yanmış biraz. Onun dışında pişmesi iyi. Tadını da beğendim. Bu kadar. Patates püresi peki? Evet patates püresinin rengi olmasa da olurmuş. Birazcık böyle farklı püre olmuş ama. Püre tadı alıyor musun? Direkt püre tadı gelmiyor ama ben tadını beğendim. Mayo hoş olmuş, tadını güzel beğendim olmuş. Peki et hafif yanmış dedin. Yerken yanık tadı alıyor musun etten? Yerken yanık tadı almadım. Almıyorsun peki.
Hülya Hanımcığım siz yorum, sizin yorumunuzu alalım. Tabii Kadir Bey. Ellerinize sağlık. Afiyet Emin Bey. Yani. Görselini ben de çok beğendim. Çok teşekkür güzel ederim. Bir tabaklama olmuş. Garnitürünüz güzel pişmiş, beğendim. Olması gerektiği gibi. Bu renklendirmenin hani amacı tabii görsellik içindir ama bir... Biraz daha görsellik için. En azından 4 tane bayan masama davet ediyorum. Teşekkür ederim. Pembe olsun. Bir güzellik katayım. Normal patates... yiyoruz bir. Normal patates püresinden biraz dışına çıkmak istedim arkadaşlar. Anladım. O yüzden böyle yapmak biraz istedim. Tuzsuz olmuş püreniz. Şöyle söyleyeyim. Bir de içinde ben patates parçalar kalmış, ezilmeyen parçalar kalmış arasında. Ama şöyle söyleyeyim, bilerekten de patateslerin bazılarının biraz daha tüme olmasını istedim. Çünkü ben ağza gelmesini ama seviyorum. Ama patates püresinde tüm parça olmaması lazım. Bu sefer de çok sulu diyecektiniz. Hani püre olmaz. Tarzına diyecektiniz. Sulu olmaz. Ben, sen sütünü tereyağına ama ayarlarsan kıvamında. Ama siz bakın o yorum yapıyor, benim onunla konuşmam lazım. Ama siz araya giriyorsunuz. Ama şimdi ama bırakın da biz onunla bir yanlış konuşalım. Bir şey varsa bizim sözümüzden sonra söz alırsanız çok o memnun olurum. O kadar çok söylüyor ki hepsini yazayım ama mı? Ama şimdi benim hakkıma giriyorsunuz. Yani hoşuma gitmiyor. Püre dediğiniz için o parçalar olamaz. Bunu evet, pürelerden ayırdım ben. Birkaç tane daha onu göstermiyorum. Etinizin geneli yanık zaten. Biri komple yanık, yiyemedim yanık olanı ama bu biraz daha iyi pişmiş. Hani yanık değil. En azından etin bunun tadını tadına aldım. Güzel. Ellerinize teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Peki etten yanık tadı geliyor mu size yoksa güzel mi? Yani şu yanık olanı yemedim Kadir Bey. Bu biraz daha hani hafif yanık. Yani hafif değil mi? Pişmiş, çok pişmiş peki, diyeyim eminden ben. Eminden beklediğiniz ana yemek sunumu bu muydu? Sunum olarak bu. Evet sunum. Görsel olarak, olarak evet. Görsel peki, lezzet olarak, olarak Bey, biraz daha iyi olur. Güzel. Lezzet evet, olarak sağ peki Hülya Hanım? Yani orta diyelim Kadir Bey. Emin Bey'in peki anlattıkları, kendini... Siz salata düşük. Yapmadınız ona göre düşük. Kadir Bey özürüm. Salatanız yok mu? Salatamı getirmeyi unuttum. Evet yeşil salatam salata. Salatam her şeyim hazırdı. Evet. Unuttum getirmeyi. Getirebilirim istiyorsunuz kusura bakmayın. Zaten yemeğimiz daha masadan kalkmadığı için getirebiliyorum. Şimdi onun için sormamız lazım yalnız. Yorumlar bitti ya çünkü. Herkes yorumunu yaptı ve ana yemeğini yedi. Tadına bakmak ister misin? Salatanın salata? Tadına bakmak isteyen varsa evet gelsin. Bak, hazırlamışsa bakabiliriz. Kadir Bey. Soğan verecek misiniz? Veririz. Sonuçta hazırlamış bakalım. Sorun değil. Sen kendi adına söylüyorsun. Ben kendi adıma veririm sorun diyorsun. Değil. Evet. Hülya Hanım. Bakalım Kadir Bey. Bakalım. Eda Hanım. Bakalım. Rabia Hanım. Sizce ben bunda da haksız bir yorum yaptım mı? Hayır, haksız bir yorum yapmamıştınız. Tamam o zaman Kadir Bey getirebilir. Getirebilir. Niye gülüyorsun sen? Bir de bir şey sen? Söyleyeceğim. Dediği çok doğru. Kusura bakmayın iyi ki hatırlattınız. Çok şimdi teşekkür neden, ederim bunun Kadir için. Kadir Bey sürekli böyle çok aşırı doğru hissediyorum. O yüzden gülesim geliyor. Peki. Sen. Ben şöyle tabağımı vereyim. Arkadaşlara salatalarını salata getir. Onlar da tadına baksınlar. Emin Bey salatasını getirmemişti ve ben bunu ona hatırlattım. Getirelim mi dedikleri zaman evet getirsinler onu da eleştirelim dedim. Ben eğer haksız bir insan olsaydım salatayı getirmesini kabul etmezdim. Rabia Hanım'ın yerinde ben de olsam ben de hatırlatırdım. Ah Emin Beyciğim nasıl unuttunuz salatayı? Yapacak bir şey yok. Dizces salatamı unuttum. Şimdi götüreceğim. Tadına bakacaklarını düşünüyorum. Beğeneceklerini düşünüyorum. Bakalım göreceğiz. Rabia Hanım'dan hatırlatmasını bekler miydiniz? Rabia'dan beklemiyordum. Teşekkür ederim böyle bir şey yaptığı için. Sağ ol. Yani zaten bunu kim unutsa ben herkese de getirmesini önerirdim yani bunu. Size... Kübra Hanım öyle güzel yorumlar yapıyor ki yani. Gel... Sabahtan neyi güzel ben hakkıyla davranıyorum. Hayır şu an. Ya pişmemiş. Hepimiz... Aşırı pişmiş, pişmiş bir ete dediniz ki ben çok aşırı pişmiş seviyorum demek dediniz. Ki. Hayır benim bir tanesini pişirdim bir tanesini yaptım. Patates püresini bir çatal alabilir miyim? Patates püresinde hiçbir tat yoktu. Nasıl hiçbir tat yok? Evet patates tadı var mıydı? Evet var çok patates güzel. Tadı evet, çok sen güzel orada bir tat tatlı sunumlarını hallet. Siz demek ki yememişsiniz böyle şeyler. Buyurun salatanın tadına bakın siz arkadaşlar. Patates püresine alışmışsınız sen büyük ihtimalle. Az önce modunuz çok düştü. Şimdi kendinizi toparlıyor musunuz? İnanın ki enerjimi bütün masadaki insanlar emdi diyebilirim. Ama ben yine enerjik olmaya devam ediyorum. Çünkü ben enerjik birisiyim. Onların yorumları için hayatta yıkılmam. O yüzden tatlımla yine iddiamı ortaya koyuyorum. Kübra Hanım özellikle tatlınıza dikkat edeceğini söyledi. Hazır mısınız Kübra Hanım'ın yorumlarına? Hazırım. Beğenirse yer, beğenmezse ben yine bir şey diyemem. Herkesin damak tadı olduklarını düşünmüyorum zaten. Olsa yerler. O yüzden çok bir şey demek istemiyorum. Salatanızın tadına baktınız mı? Salataya baktım ben. Beğendin mi? Çok beğendim Kadir Bey. Beğendin. Sosu evet. Nasıl? Sosu da muhteşem. Güzel. Hülya abla? Yağı yok Kadir Bey. Ay Kübra Hanım. Sadece limon. Sadece limon. Ay şoklardayım. Ve tuzu da yok. Ve bence yağı çok iyi. Kaç gündür yağlı salata yiyoruz. Yok hiç yağ artık yok. Artık yağdan bakın, bir hal olmuş. Şimdi Hülya Hanım yağsız diyor, limonsuz diyor. Bence hiç yağ yok hem de. Kübra Hanım bak, diyor ki ben beğendim. Bana bir... Resmen parlıyor Kadir Bey. Kıvırcık yok, yağdan yok, parlıyor. Hayır. Demek ki size yağsız tarafı gelmiş o zaman. Harmanlanmak tuzu da yok Kadir Bey. Bilmiyorum demek ki. Eda Hanım? Yani bence şeyin yağı var içerisinde. Ben şu an bol limon oluşu. Lahananın yağı var. O mor lahananın yeşil salataya verdiği lezzeti. Sen bu salatada yağ var diyor musun bacım? Hayır yağ yok. Bak şimdi ben de dayanamadım. İşte ben de dayanamıyorum yok, o yüzden Kadir gidiyorum. Bey, bana şu anda yağlı geldi Kadir Bey. Yani bu. Sen genelde diyet olarak beslendiği evet. için galiba. Evet. Yağ da sevmiyor. Ama bir salata olarak şu an bunda yağ hiç nerede yağ var? Yok.
Bu altta olan kısım. Yani bilmiyorum. Kısım. Aha bakın Kadir Bey, benim yağ, yağlara bakar mısınız Kadir Bey? O lahananın şeyi. Uyan üstündeki yağlar. Yani şimdi damağına marulu yediğinde. Kadir Bey bir dakika şöyle yaklaştırabilir miyim size? Şu yağ değil mi? Yağın suyun üstündeki yağlar değil mi? Bak. Parlayanlar ne oluyor? O senin ağzına gelecek kadar yağ mı? Bence şu yani an çok ideal. Şu an marulum. Şunu diyorum işte sen genelde diyet usulü beslen diyor musun? Yok hiç öyle beslenmiyorum kadın. Ben normal evin yanında normal salata yağ koyuyorum. Sonra yağlı geliyor. Şu anda iyi benim için ideal. Ben yağlı şey demiyorum. Yağlısı. İdeal bir salata. Yani salata dedin kendini böyle yağlı. Sizinkiler de kuru Kadir Bey. Bu acaba sosu koyup karıştırmadı mı? Bakın yağsız hiç yaprağınıza değmemiş. Kuru yani. Sizinki de kuru. Siz sosu üstüne mi eklediniz? Şöyle söyleyeyim. Acaba Kübra'nın puan vermek için bir şeyleri beğendiğini mi söylüyor? Asla alakası gerçekten. Yağ yok yağ diyor. Su bu ya. Bunun neyi siz boş işe girdiğiniz zaman tadını beğenmediniz mi? Ya şöyle tadı değil ki. Şu an yağ konusunu konuşuyoruz. Yağ da yağlı, bayağı gayet yağlı olmuş. Şöyle suyunu da yağlı diyorsanız sizin o zaman yani şey, ana yemeğiniz tamam, neydi o zaman? Şişe gibi bakar mısınız? Benim suyum üstü tamam, yağlı. Yemeğine de yağsız diyordu zaten. Hadi bu yağlı, sizin ana yemeğiniz neydi? Ben beğendim, siz de beğenmemiş olabilirsiniz. Kübra'nın beğenmek için bu şekilde konuştuğunu düşünüyorum. Asla beğenilecek. Beğenmek için bu şekilde konuştuğunu mu düşünüyorsunuz? Tamam, salata normal salata. Salatanın görüşüne bakar mısınız dış görüşüne? Sizin salatanın üstüne zeytin vardı. Başka da hiçbir şey yok. Zeytinle domatesi de kocaman koymuşsunuz. Altta kıvırcık yağsız susuz. Rabia'nın salatasını açıklasın, seni şimdi itham altına bırakmasın. Madem ki Kübra'yı bununla itham ediyorsun. Çünkü Kadir neden Bey, puan vermek gibi Kadir bir zorunluluğu Bey var Kübra Hanım'ın Emir Bey'e? Bunu bilemiyorum söyle. Bilemiyorum işte onu. Nasıl bilemiyorsun? O zaman cevabını vereceksin bilemiyorsan. Ha, çıkarı nedir burada yani? Çünkü günü geçmiş İşte bilemiyorum onu. Yani. Şunu demek bu arada istiyorum. Yağlı demesine ya şaşırdım. Çünkü senin gününde İdeal sen Kadir Bey'i tatlılarımı getirdim. Ispanak için gününde demiştin ki bu yağlı değil. Şimdi ona yağlı değil deyip buna yağlı demen beni şaşırdı. Kadir Bey yemekler yağlı olur. Salatalar bir tık ağızlı olur çünkü yemeğin ama yanında hiç yağ yok. Salatayı yemeğin yanında tüketirsin. O yüzden salatanın her zaman bir tık... Günü geçmiş bir yarışmacı olarak Emin Bey'e puan vermek için bir çaban asla olduğunu düşünmüyorum. Bunun sana bir kârı yok. Evet, yani belki, eğer yani altında başka bir şey yapmıyorsa, farklı bir planlar konu yoksa bilemem tabii. Zaten Kadir Bey ben ona yüksek puan versem ben kendim kaybederim. Yani eğer öyle bir amacım olsa hayır, zaten. Emin de gülüyor sana herhangi bir şey yoksa. Şöyle Kübra Hanım ya ben kazanacağım ya o kazanacak. Şunu söylemek istiyorum Rabia Hanım'a. Salatası boş kıvırcık, üstünde yağ yok. Ya ben kazanacağım ya sen kazanacaksın. Salatası boş kıvırcık. Sen kıvırcığın üstüne 3 tane zeytin koymuş, kenara bir tane zeytin koymuş. Peynir vardı. Sosu dolutmuştu zaten. Hayır, bu arada salatama yorumlarını deneyemedim ama. Tekrar yedik. Bir dakika, bir dakika. Kübra'nın dışında herkes yağsız zaten. Ben salatayı beğendim, sosu da çok güzeldi. Lütfen ya, lütfen. Buyurun. Kübra'nın salatası daha lezzetliydi. Ya benim salatamla yarıştırmıyorum zaten. Şu anki menü salatayı yarıştırıyor. Bu arada tadına lezzetine bakalım. Buyurun. Ben ana yemekle ilgili bir şey söyleyecektim. Pirzolaların dışı niye öyle olduğu için. Pirzolalarda değişik bir sos kullandım. Marinasyonu falan yaptım. Sütlü olsun değişik soslar kullandım. Etin sosunda mı? Etin dışında sosunda. Evet. Ne kullandınız Emin Bey? O zaten eti çok güzel yumuşatmış. Şu anda kendi tarifim vermek istemiyorum. Hani onu da kızartınca sosla birlikte dışındaki zaten sos biraz daha böyle fazla kızarmış gibi oldu. Hani onu da size vereyim. Ama etin kendi dengesi falan sulu olması çok lezzetliydi. O yakmasaydınız aslında o yanmış, çok güzel yumuşak yani olmuş. Yani dışındaki sosun biraz daha fazla kızarması hatanız diyebiliriz. Hatanız sadece yakmak olmuş. Yakmayan taraf gerçekten muhteşemdi. Salatam olarak da salatamda da kendi sosumu kullandım. Hardal, bal, sirke, zeytinyağı, ayçiçek yağı. Böyle karışık bir şekilde yaptım. Ve bol sos koydum. Size gelip gelmediğini bilmiyorum. Ve tattım önünüzde. Afiyet olsun. Kübra'ndan bir yorum bekliyorum. Allah'ın adaleti gerçekten diyorum. Gerçekten bunu Allah'ın adaleti diyorum. Sosu söyler yakmışsınız misin? Çünkü evet, gerçek hakkımı yemiştim. Ağzımda lokma siz var. Siz ona önem verecektiniz özellikle. Hakkımı yemiştim çünkü benim hani yanık olsa ben bir gün önceden o sosu döküp sizin önünüze asla getirmem. Şu an çikolatası yanmış. Bir gün önceden hazırladım bir tatlı. Ola ki dibini tutturdum. Bir pastacı olarak, bir tatlıcı olarak biz. Direkt o sosu döker, yerine bir sos alırdım, yapardım. Sen benim sosuma direkt yanık dedin. Ekranlarda buram, yanıkmış. Buram, öyle kokuyor ki. Ekranlarda yanıkmış gibi herkese gösterdin. Çok ve ben buna çok üzülmüştüm iç gerçekten. İç kıyaması nasıl olmuş? Kadir Bey, profiterol hamurunu yakmış zaten. Yakmış da demeyeyim de daha doğrusu yanmamış da çok kurutmuş. Bak kendi nasıl iştahlı yiyor? Kadir Bey, içinde krema yok ki. Krema yok ki. Bakar mısınız? Boş. Kameraya gösterebilir misin Hülya ablacığım şöyle? Kamerası, şey kreması var içinde. Kreması yok içinde maalesef. Benimkinde var. Genel Hülya abla yanık tadı geliyor mu sana da? Geliyor tabii Kadir Bey. Kadir Bey bir hatasını geliyor daha söyleyeyim. Söyle. Emin sana bu tatlı yakıştıramadım. Kremanı özellikle unu. Evet, bak, un tadı geliyor. Un tadı geliyor. Gerçekten bir pastacı olarak, eğitim almış bir olarak sana bu tatlı yakıştıramadım.
Emin ol hocaların da sana şu an kızar bu tatlının tadına baksa. Hocaların benden de beter yapıyor da. Hamur pişmemiş zaten. Yani seninki beter. Bu olmadı. Ama sen bunu ben geri alalım bence. Ben eğitimciyim. Eğitim bir hafta boyunca böyle söyledin. Şimdi hocalarına mı laf söylüyorsun? Emin Bey çok fazla gaza geldi. Okul okul dedi. Daha okulun birinci sınıfındaymış. Buna rağmen hocalarını, öğretmenlerini de eleştirmeyi ihmal etmedi. Hocalarına eleştirmesi çok da hoş olmadı. Kadir Bey, eğitimci öğretmenlerimiz biz eğitimlerken çok yoruluyorlar. Özellikle pastacılar, hocalarımız hepimize tek tek ayrı ayrı uğraşıyorlar. Bence bu lafını geri alsın. Emir bir haftadır okulunu övdü, ben o dersi aldım falan dedi. Emir Bey, ben eğitim aldım. Tam ettiğim gibi oldu benim. Niye onlara öyle dedin? Bir de öyle bir şey var Kadir Bey, tek tek eğitim alınan bir sektör bu. Sağ ol Kadir Bey, valla. Emin kendinde değil. Peki Eda Hanım, beğendiniz mi? Ben çikolatasının yan sosu beğenmedim. Profiterolün kendisini beğendin mi? Hayır, o biraz sert olmuş zaten. Sert olmuş. Rabia'ya sormuyorum bile zaten. Un tadıyor içerisindeki kremadan. Böyle bir aldım, aklımdan da şey geçirdim. Size yanık demiş diye, gerçekten ilahi adalet. O kadar aşırı derecede yanık. Ama direkt sizin yüzünüze baktım. Ben böyle bir şey söyleyeceğim. Kadir Bey, hepiniz yorum yaptık böyle mı? Böyle sizdeyim, söyleyecek. Teşekkür ederim. Herkes yorum yaptı. Ben o kadar üzüldüm ki. Bir saniye, Emir Bey bir şey açıklayacak galiba. Herkes yorum yaptıysa bir şey söylemek istiyorum. Emin Bey bir şey açıklayacak galiba, buyurun. Size şöyle söyleyebilirim. Bana ben sizin profiterolünüzde yanmış dememiştim bu arada. Yanık tadı geliyor demiştim. Ama yanık tadı var mıydı? Şuna da kanaat verdim ki içinde bitter çikolata kullandıysanız onun acılığı inanın ki çok baskın geliyor. Mesela siz beni öyle yorumlamış olsaydınız ben şu anda Kadir Bey. Ama şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün ben de kendim şöyle söyleyeyim. Siz akşamdan yapıp sabaha kadar hazırladınız. Ben iki saat sunuyorum. İçinde şu anda size tam tamına yetiştirilmiş bir tatlı koydum. Yani o önemli yani değil şu anda. Hamurunun, siz sonuçta yanık olmayan bir şey yanık dediniz. Pişirilmesinden, kremasının olmasından. Ama şimdi yanlış anlamayın bakın. Kaç çeşit şeyle çıktım karşınıza. O zaman ona göre yapacaktın yani Emin. Bunu, evet ona çıktım göre yapacaktın. Emin Bey kendini gayet güzel sabunuyor görmüş oldum. Ama dediğim gibi Kadir Bey yaşına göre gerçekten... Peki doydunuz mu hanımlar? Doydunuz mu? Doymadık. Sen ana yemeği de beğendin. Gene doymadın mı? Ana yemeği de bir tanesi yanıktı Kadir Bey. Yanık olduğu için doyamadım. Bir tanesini yedik. Bir tanesini doyamadım maalesef. Eğer diğeri yanık olmasaydı yiyecektim. O zaman arkadaşlara birer lahmacun söylüyoruz. Orada da puanları veriyoruz. Evet. Haydi buyurun. Teşekkür ediyoruz. Emin, kusura bakma. Gerçekten beklentilerimin altında kaldın. Sofra düzeninden hariç diğerlerini çok fazla beğenmedim. Benim sana puanım. Üç. Maalesef sen de biliyorsun olmadığını. O yüzden sana puanım. İki. Emin Bey, açıkçası sizden hayal kırıklığına uğradım. Etiniz çok muhteşemdi. Herkes et pişiremez. Bunu daha önceden de söylemiştim. Etinin o altındaki sosu çok lezzetliydi. Salatan çok güzeldi. Aynı zamanda bunca çeşidi bir araya soktuğun için ve el açması börek yaptığın için böreğini de beğenmiştim. Onun haricinde her şeyin çok kötüydü. Resmen aç kaldık. Bu yüzden sana puanım. İki. Emin Bey'in masasında hiçbir şeyi beğenmedim. O yüzden ona puanım. 2. Hak ettiğini düşünmüyorum 2 puan vererek. Bugün aç kalacağımı bilerek gelmişim ama bu kadar beklemiyordum. O yüzden lahmacun yiyorum Emin Bey'in menüsünün üstüne. Yemin ederim çok acıktım. O yüzden söylettim size, çok güzel. Hanımlar puanlarını verirken Emin Bey'i mutfakta ağlarken buluyoruz. Ne oluyor, neden ağlıyorsunuz? Zizes, ben adaletsiz yorumlar yapıldığını düşünüyorum. Ben o kadar 10 çeşitte çıktım. Gencim, hepsi kaç çeşit şeyler çıkardı. Onlar gibi kolay bir şey çıkarmadım karşılarına. Hepsi beğenmemek için geldiklerini düşünüyorum. Bence bu hiçbir yorumda adalet olduğunu düşünmüyorum ben. Hiçbir şekilde katılmıyorum ama ben şu anda ağlıyorsam sinirimden ağlıyorum. Hiçbirini kırmak istemiyorum. Bugün benim masam. Normalde böyle hiçbir şekilde cevap vermezdim ama saygımdan ödün veriyorum yine. Ağlayarak beni gerçekten üzdünüz. İyisiniz değil mi? İyiyim ya. Kendime gel. Zor tuttum kendimi masada sede. Moralim çok bozuldu. Emin'in ağlamasına üzüldüm gerçekten. Keşke ağlamasaydı. Ama hırsına yenik düştü maalesef. Enamarat benim de bir günü daha geride bıraktık sevgili seyirciler. Bugün inanılmaz eğlenceli bir bölümdü. Ben Emin'le gayet mutfakta güzel eğlendim ama gel gelelim. Bir haftadır mangalda kül bırakmayan, iddialı, kendine güvenen yarışmacımız bugün maalesef ki o hırsını masaya ve yemeklerine yansıtamadı. Çorba aşırı koyuydu, tavuklar haşlanmamıştı ve göğüs kullanmıştı. Arabaşı çorbasında yeterince tavuk suyu tadı gelmiyordu. Hamur
hamuru zaten tutmamıştı. Hamuru tutmadığı için de çeşitli bahaneler uydurdu. Emin Bey bugün baya baya bahaneler sundu ama hepsi geçersiz bahanelerdi. Ara sıcağı gelince börek asla börek değildi. Yanındaki mezesini beğendim ama aşırı toprak tadı geliyordu. Ve yaprak sarmalarını çiğden yapmıştı. Kapağını kapatmadan çok az su koyarak pişirmişti. Yemeklerinin başında bugün Emin Bey çok fazla durmadı, çok adapte olamadı yemeklerine. En son sarmaya baktığımda çok az bir suyla kapağı açık pişiyordu. Tabii ki de öyle sarma pişmez. Ana yemeğe gelince kuzu pirzolası çok kurumuştu ve yanmıştı. Kübra Hanım'ın beğenmesine aşırı şaşırdım. Çünkü patates püresi de tuzsuzdu ve maalesef ki patates tadı gelmiyordu. Tatlısına gelince profiterolün kremasının içi tamamıyla un tadıydı. Ve ilahi adalet mi desem ya da Emin Bey'in çok konuştuğundan mı desem maalesef ki profiterolün sosu yanmıştı. Ben bugün bu masada hiçbir yemeği beğenmedim. Evet, Emine puanımı verdim. Yarın Hülya Hanım yarışacak. Biliyorsunuz Emin Bey Hülya Hanım'ın yaşının bu programa uygun olmadığını ve masada uykusunun geldiğini söylemişti. Bence bu yemeklerden sonra yarın Hülya Hanım masasında nasıl konuşacak hep birlikte göreceğiz. Haydi bakalım yarın 75 bin liranın sahibi belli olacak. Kim mi alacak? Ben de merak ediyorum. Yarın hep birlikte göreceğiz.